Kanal 23 canlı yayınından Son Nokta programından mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Son Nokta'nın bu akşamki konuğu AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Avukat Şuay Alpay. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bugün yoğun bir günün ardından Kanal 23'te canlı yayındasınız. Önce bugünden dilerseniz başlayalım. Evet. AK Parti'nin bir toplantısı vardı, gerçekleştirdiniz. Aslında orada konuştuğunuz bazı önemli şeyler vardı Elazığ için. Özellikle de Harput için. Ben buradan başlamak istiyorum dilerseniz. Önce biraz Elazığ'ı konuşalım. Sonra da Türkiye'nin genel meselelerine girelim. Hayır, ama bu arada önce aldığımız akşam saatlerine doğru bir haberle, öğleden sonraki saatlerde daha doğrusu onu paylaşmış olalım. Roket fabrikasında bir patlama biliyorsunuz meydana gelmişti. 1-4 yaralımız olduğunu en azından son haber olarak almış bulunuyoruz. Rabbim bu ülkeyi, bu milleti her türlü afet felaketlerden muhafaza etsin, korusun. Ve yaralarda Rabbimden acil şifa diliyorum. İnşallah bir can kaybı olmaz ve bununla kalmış oluruz deyip. İnşallah. Evet, inşallah. Bugün Elazığ İl Danışma Meclisi toplantımız vardı. AK Parti her ay periyodik olarak bunu düzenli olarak yapıyor. Bunlar teşkilatların daha fazla motivasyonun sağlanması için, vatandaşlara daha fazla temas açısından çok kıymetli toplantılar ve biz de hemen her toplantıya iştirak ediyoruz. Bununla ilgili olarak işte il başkanımız, iki milletvekili arkadaşımız işi olduğu için burada bulunamamıştı. Zülfü Bey'le birlikte biz danışma meclisi toplantımızı icra ettik. Bu arada daha evvel katılımı Sayın Başbakanımız tarafından gerçekleştirilen rozet takma merasimi yapılan arkadaşlarımızın yine bugün takdimi söz konusuydu. Bu kapsamda bir danışma meclisi toplantısı gerçekleştirdik. Harput'la alakalı olarak özellikle bizim daha evvel deklare ettiğimiz ama belki bir gelişme olarak da onu paylaştığımız bir husus vardı. Elazığ Valiliği'nin de bir isteğiyle, öncülüğüyle Harput'ta önemli bir çalışma başlatılacağı müjdesini verdiniz bugün. Evet, Sayın Valim de bu konuda çok kararlı. O bizim çok hoşumuza gitti tabii. Ve çok daha kısa sürede iş yapmak istiyor. Ben şahsen kendi adıma da biliyorsunuz Harput'u çok önemseyen bir arkadaşınızım. Bunu da memnuniyet verici olarak buldum. Ve o konuda sonuna kadar destek olacağımızı ifade ettik. Ve bu anlamda daha evvel de ifadesini yaptığımız, duyurusunu yaptığımız 3 tane tarihi camimiz. Esadiye Camii, Meydan Camii ve Ahmet Bey Camii ile ilgili Vakıflar Genel Müdürü arkadaşımızdan, dostumuzdan ödeneklerle ilgili kaynak aktarımını bu anlamda Vakıflar Genel Müdürü bünyesinde hazırlamıştık. Buna bağlı olarak da camilerin proje ihalesinin hazırlığı başlamıştı ama maalesef Esadiye Camii dışında Ahmet Bey Camii ve Meydan Camii. Meydan Camii dediğimiz Saratun Meydanı'ndaki cami. Ahmet Bey Camii de hemen girişte Kerim Efendi Konağı'nın, Sungurolu Konağı'nın yanındaki Müftü Sağırgil Konağı olarak da bilinir orası biliyorsunuz. Onun yanındaki pek fazla kimsenin de dikkatle takip etmediği, dikkatten kaçan bir şeydir Ahmet Bey Camii. İki caminin hukuki ihtilafların bitirilememesi nedeniyle proje ihalesi gerçekleştirilememişti. Sadece Esadiye Camii'ninki bitmişti ama geçen bu hafta içerisinde ben cuma namaz sonrasında Harput'ta il özel destek genel sekreterimiz de oradaki arkadaşlara bir inceleme yaptık. Duyarlı vatandaşlarımız daha doğrusu çeşme restorasyonu ile ilgili olarak başlatılacak projede beni aradılar. Dediler ki burada bir takım sıkıntılar var. Bunun üzerine ben hemen arkadaşları aradım. Yerinde gidip baktık. Özellikle Üçler Çeşmesi olarak bildiğimiz Harput'ta girişteki A Camii'nin yanındaki sol taraftaki Üçler Çeşmesi'nde restorasyon için gittik. İlgili taahhüdü üstlenen arkadaşımız da oradaydı. Ve biz baktık. Orada hakikaten bir iki tane ilave edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken meseleler de var. Onlara baktık. Ve bunları yaparken de bir taraftan Vakıflar Genel Müdürü arkadaşımızı aradım. Şöyle bir şey paylaştık. Dedik ki Esadiye Camii'nin proje ihalesi tamam ama Ahmet Bey Camii ve Meydan Camii'nin proje ihalesi ile ilgili hukuki ihtilaflar belediye tarafından bitirilemediği için, yargılama süreci devam ettiği için bu konuda beklemek durumundayız. Ama şöyle yapılabilir mi dedik. Belediye bu konuda bir taahhütte bulunsa, her iki cami için de kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra bunların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslimi taahhüt edilse ve buna bağlı olarak da proje ihalesi hazırlıkları yapılsa, bu arada hemen imar müdürü arkadaşımıza temas ettik. Onlar da bu konuda yazı yazdıklarını söylemişti. Tekrar genel müdürle görüştüm. İmar planında yerinin işlenmesi halinde bununla ilgili geçit vereceklerini ve proje ihalesi hazırlıklarının başlayacağını ifade ettiler. Çok sevindirici bir gelişmeydi. Hemen arkadaşlarımızla görüştüm. Onlar da hemen imar planındaki işlemenin yapıldığını zaten söylediler. Kurak üzerine işaretlemenin yapılıp yeni bir yazıyla bunun bildirileceğini ifade ettiler. Bu da çok hızlı bir şekilde inşallah bahsettiğimiz Harput'la ilgili hem bizim siyaset kurumunun milletvekillerinin hem Sayın Valimizin
ve Harput ile ilgili Elazığ kamuoyunun dikkatli takip edeceği bu ortamda önemli bir adım olarak görünüyor ve inşallah en kısa zamanda biz Sayın Valim'le birlikte Harput'u tabir yerindeyse masaya yatırıyoruz. Bunun anlamı şu, Harput'ta mevcut koruma amaçlı imar planı dahil yapılan her şeyi bir masaya koyacağız. Ne yapılmış, eksiklikler neler, kusurlar nerede, imar koruma amaçlı imar planındaki yanlışlıklar var mı? Var, ciddi yanlışlıklar var. Onlardan biri de hemen sizinle paylaşmış olayım. Müze denilen ama müzeyle hiç ilgisi olmayan tam Saratun Meydan Camii'nin meydanın girişinde garip bir bina var biliyorsunuz. Bu bina 45-50 yıllık bir bina. Çok eski bir bina da değil. 50 ya da 55 yıllık bir bina. Tescilli bir bina değil. Tarihi niteliği haiz değil. Ama imar koruma amaçlı imar planında işlendiği için duruyor. Bir defa o çok büyük bir yanlış. Onun mutlaka oradan izah edilmesi gerekiyor. Kaldırılması gerekiyor. Buna bağlı koruma amaçlı imar planı içerisindeki yapılan yanlışlıklar nelerdir? Ve diğer ilave yapılacak işleri. Biz ben mesela bir günlük çalışma programı önermiştim. Bir hafta sonra 2 gün daha iyi olur dediler. Ben buna da çok memnun oldum. İnşallah en kısa zamanda bunu yapacağız. İlgilileriyle birlikte eline boyuna inşallah bunu konuşacağız. Şu anda 1/25 binlik plan çalışmaları hızla devam ediyor biliyorsunuz. Bunu da masaya koymak suretiyle hakikaten gönlüne oturacak. Hep konuştuğumuz yani uzun yıllardır özlemini çektiğimiz. Hatta geçtiğimiz gün belediyede de belediyeye de bu konuda bir çağrıda bulundunuz. Bulundum, evet bulundum. İnşallah bu ciddi çalışmalar artık. Altını özenletizerek ifade ediyorum ciddi. Yani ne yaptığımızı bilecek şekilde ciddi çalışmaların artık bu anlamda adımlarını da somut olarak atmış olacağız bununla. Bu tespiti yaptıktan sonra çalışma programında ardından hemen işte harekete geçeceğiz. Benim buradan da bunu ifade etmiş olayım. Ümidim Sayın Valim de bu konuda süre veriyor hatta. Kısa zamanda birkaç yıl içerisinde ben öyle diyeyim birkaç yıl içerisinde biz Harput'ta hatta kamulaştırma ile ilgili değişik yöntemleri kullanmak suretiyle inşallah arzu edilen istenilen bir tarihi kültürel kimliğine uygun Harput formatında bir Harput'umuzu inşallah yeniden nefes alan, hayat bulan canlı bir organizma olarak orada yeniden var etmek istiyoruz. Tabii Harput'un manevi mimarları biliniyor, çok farklı. Biz yapılan süreç içerisindeki ihmaller, tahribatlar ve kırılmaları imkanlar ölçüsünde tamir ederek yeniden o işe katkı sağlamak istiyoruz. Ve buna bağlı olarak da şu anda Harput Hünkar Konağı'nın yanında dün itibariyle Harput Okuma Evi inşaatı başladı. Bu güzel bir proje. Orada da güzel faaliyetlerin yapılacağını düşünüyoruz. Buna bağlı yine biz Kura Hafızlık Merkezi ile ilgili olarak Harput'ta bir proje hazırlığı var. Yaptık. Celal Sürgeç hocamız, Diyanet Eğitim Merkezi'ndeki görevli arkadaşımız da bunu kısmen çalıştı. Üzerine biraz daha çalışıp inşallah ümit ediyorum ki bir aylık süreçte Diyanet İşleri Başkanımızla bu konuda görüşüp onunla da projeye paylaşıp bunu da hayata geçirmek noktasında bir çaba içerisinde olacağız. Harput ile ilgili evvel emirde söylenecekler. Bunlar bu arada çeşme restorasyonları başladı. Projeleri ona demin ifade ettim. İnşallah Harput ile ilgili çok şey haberlerimiz var. Şimdi program boyunca elbette hem Elazığ hem Türkiye ile ilgili sorularımız, merak ettiklerimiz, kamuoyunun merak ettikleri olacak. İzleyenlerimiz de eğer Sayın Vekilimize soru sormak isterlerse, sorularının cevaplarını almak isterlerse bize sosyal medya üzerinden, internet üzerinden ulaşabilirler. Son nokta grubuna dahil olup Facebook üzerinden sorularını paylaşabilirler, gönderebilirler. Birazdan arkadaşlar da ekrana getirecektir nasıl soru sorabileceğinizi, hangi sosyal medya üzerinden sorularınızı gönderebileceğinizi. Birkaç soru da gelmeye başladı. Onu da program içerisinde fırsat buldukça soracağım. Şimdi evet. Ben biraz bugünkü sizin konuşmanızdan başlıklarla devam etmek istiyorum. Aynen. Hazar Gölü ile ilgili bir değerlendirmeniz oldu. Hazar Gölü'nün mavi bayrağının geri alınması ile ilgili bir projeden bahsettiniz, bir çalışmadan bahsettiniz. Bunu da birazcık detayına girelim isterseniz. Bunun mahiyeti şu, benim kastettiğim daha evvel mavi bayrak almış olan Hazar Gölü, biliyorsunuz sonradan mavi bayrağını kaybetti maalesef. Göl işte kirlendi, canlılığını yitirdi, kodla ilgili problemler vardı. Biliyorsunuz çalışan santralin yaptığı sözleşmeye çok uygun düşmeyen şeylerden dolayı. İdare Mahkemesi onu halletti, hamdolsun bir karar vermişti. Sonuçta Hazar Gölü ile ilgili kolektör yani toplayıcının çalışıp bunun da biyolojik arıtmayla yeniden işte canlının hayata daha doğrusu canlının temini ilgili bir süreçti. Biz biyolojik arıtma için %80 oranında projeyi tamamlamıştık ama %20'lik kısımda eksiklik vardı. Bununla ilgili Kalkınma Bakanlığı'ndan
bizim milletvekili arkadaş, AK Partili milletvekili arkadaşlarımıza yaptığımız girişimler sonucunda Kalkınma Bakanlığı'ndan 3 milyon TL, yine hoş bir gelişme oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan da aynı çabalarımızda 3 milyon TL bir ödenek tahsil sağlandı. Bahsekonu Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız 3 milyon TL inşallah Bekşitepe'de %80'ini tamamladığımız, makine ve teçhizatını getirdiğimiz, artık montajına başlanan biyolojik aritmanın geriye kalan kısmını tamamlamasına yetiyor. Bugün il özel dersi genel sekreter arkadaşımızla da konuştuk. FAHİP'teki sorumlu arkadaşımız Ramazan Polat'la da konuştuk. Dün de onlarla görüşme yapmıştım. Allah izin verirse artık 45 gün sonra buranın işletme alınması gününe müthiş bir iş yapmış olacağız. Ve inşallah tabii Sayın Valimle milletvekili arkadaşlarımızla bunu geriye kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen 3 milyon TL'nin de Emniyet Müdürlüğü'nden Kezine doğru olan kısımda bir boşluk var. Orada yoğun yazlıklar var. Onlar paket arıtma yapıyorlar ama birçoğu çalışmıyor maalesef ve maalesef kısmen göle deşarj oluyor. Bu çok tehlikeli ve çok yanlış. Biz inşallah eğer bu konuda mutabık kalırsak gelen o kaynağı da hızlı bir şekilde geriye kalan kısmın projelendirmesi için ve bütün Hazar Gölü'nün etrafının kolektörü alınıp toplayıp ardından biyolojik arıtmayla bunu yeniden tabiata döndürmeyle ilgili projeyi tamamlamak için kullanmayı öneriyoruz. Bunu da orada ifade etmiştim. İnşallah bu tamamlanınca çok müthiş bir iş yapılmış olacak. Hazar Gölü belki bizim çok farkında olmadığımız, hani balıklar vardır derya, işte deryayı bilmezler. Biz biraz Hazar Gölü'nü bunu böyle bir insafsızlıkla kullandık. Ama müthiş bir göl. Dünyanın çeşitli noktalarından gelen insanlar, turistler çok etkileniyorlar, hayran kalıyorlar. İnşallah bu proje tamamlandığında, ki bir de dediğim gibi %80'i bitmişti, 45 gün sonra tamamını bitiriyoruz Bekşitepe ile ilgili kısmını. Geriye kalan kısmında da inşallah o tahsilatı oraya aktarırsak proje hemen yapılıp bitecek. Hazar Gölü'nü inşallah kurtarmış olacağız. Hazar Gölü'nde ayrıca bugün de paylaşmıştık, yine sizler aracılığıyla hatırlarsanız konuşmuştuk. Denizcilik Eğitim Merkezi kuruldu ve Denizcilik Eğitim Merkezi'nin Güney sahilindeki eski PTT kampı olarak bilinen kampta hayata geçirmesi için bir karar alındı. Onunla ilgili Sivrice Belediye Meclisi'nde plan tadilatı çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada Denizcilik Eğitim Merkezi hayata geçecek. Denizcilik Eğitim Merkezi hayata geçtiğinde ne olacak? Bir defa iki şey oldu. Biliyorsunuz Elazığ'ımızda liman başkanlığı var. Belki birçok insanımızın bilmediği şey, liman başkanlığı iç su potansiyelinin geliştirilmesini amacına yönelik olarak oluşturulmuştu ve elhamdülillah bizim de girişimlerimizle, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte orada ciddi bir çaba gösterdik ve liman başkanlığı hayata geçmişti. Liman başkanlığı faaliyete ilerlettiğinde burada gemi adamlığı belgesi alacak insanlarımız. Böyle bir hizmet vermiş olacak. Yine Denizcilik Eğitim Merkezi'nden de yelken, kano, yüzme ve diğer su sporlarının öğretilmesi, eğitimin yapılması ve bu branşlarda Elazığ'ın işte temsil edilmesiyle ilgili bir altyapı sağlanmış olacak. Hazar Gölü bu konsept içerisinde Elazığ'ın hak ettiği işte turizm alanındaki atılımı sağlanması için ciddi bir katalizör vazifesi görmüş olacak. Evet. Şimdi bugün toplantıda konuştuğumuz şeyleri, başlıkları ben böyle hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü ana haberde de yayınladık bunların birçoğunu. Evet. Yine orada bahsettiğiniz şehir hastanesinin temel atma töreni yıl sonunda değil mi? Bunu tekrar... İnşallah. Bunu artık şimdi hatırlarsanız sitede konuşurken hep oldu. Biz ısrarla bu konuda hiçbir tereddütün olmadığını ifade etmiştik. Ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım, ama belki eksik bilgi, belki muhalefetin bunu kısmen kullanma istemiyle ilgili zaman zaman tereddütler oluşturmuştu. Ama en son Sayın Başbakanımız da biliyorsunuz ayın 12'sinde İstanbul'da onun katılımıyla Elazığ'ın da dahil olduğu 14 ildeki 15 şehir hastanesi, eski isimli bölge hastanesinin temel atma töreni ayrı, imza töreni, sözleşme imza töreni ve tanıtım töreni yapıldı. Allah izin verirse yıl sonuna kalmadan Sayın Bakanımızın muhtemelen katılacağı bir programda temel atma töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şantiyemiz inşallah planlanan şekilde kurulacak. Orada bir güzellik daha oldu biliyorsunuz. Şimdi temel atma gerçekleştikten itibaren 3 yıl projenin ve sözleşmenin mahiyetine göre bitimi. Fakat Sayın Başbakanımızın yüklenici firmayla biliyorsunuz canlı olarak da yayınlandı. Yaptığı pazarlık sonucunda 36 ayı 30 aya çektiler. Bu şu anlama geliyor. Temel attığımız günden itibaren inşallah 2,5 yıl sonra Bahsekonu tesis hayata geçmiş olacak. Ama öyle bir tesisten bahsediyoruz ki daha evvelden söylemiştik. Parasal değeri de 567 milyon TL. Eski rakamla 567 trilyon. Muhteşem bir program ve muhteşem bir proje. Elazığ'ımızın tahmin ediyorum herhalde
kurulduğu günden bu tarafa yapılan belki bütün hizmetlerin toplamına yakın olabilecek bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu her yönden, özellikle 2,5 yıl ya da 3 yıllık işte süreci öngörürsek orada yapımla ilgili olarak müthiş bir aktivasyondan bahsediyoruz. Şehirdeki ekonomik canlılıktan bahsediyoruz. Ticaret erbabının, esnafın faydalanacağı bir müthiş projeden bahsediyoruz. Ardından da inşallah bittiğinde ciddi bir yeni istihdam alanından bahsediyoruz. Bununla birlikte tabii şehir hakikaten hak ediyor bu güzellikleri. İnşallah bu projemizde hayata geçmiş olacak. Sağlıkta biliyorsunuz bunun kıymeti şu. Elazığ 8. sırada. Nitelikli işte hasta yatağı, efendime söyleyeyim, yoğun bakımla ilgili diğer kriterlerle birlikte değerlendirme yapıldığında nitelikli yatak sayısı, doktor başına düşen işte hasta sayısı vesaire gibi kriterlerle ve mevcut yapılandırılmış fiziki gerçekleşmelerle birlikte Elazığ'ımız Türkiye'de sağlık açısından çok iyi bir noktada. 8. sırada. İnşallah şehir hastanemizin, eski adıyla tekrar söylüyorum, bölge hastanemizin hayata geçmesiyle birlikte bu konuda daha iyi, evet, noktaya gideceğimizi. Şimdi hastane yapılıp tamamlanmadan bu sorularla sık sık karşılaşacaksınız. Nasıl olacak, ne olacak diye. O yüzden, evet, onlara çok da girmiyorum. Zaman içerisinde bunları mutlaka yine konuşacağız. Yaklaşık 1200, 60 yataklı diş ünitesiyle birlikte 1200 yataklı çok model, Avrupa standartlarının üstünde müthiş bir proje. Evet. İnşallah bunun tanıtımla ilgili fragmanlar falan da, hı-hı, geçti. Şehir bu konuda bunu takip ediyor. Onu biliyorum. Önemsiyor. Evet. Ben de önemsiyorum. Arkadaşlarımız önemsiyor. İnşallah iyi şeyler şimdi, olacak. Diş Hekimliği Fakültesinden bahsedelim. Siz de şimdi 60 yataklı diş ünitesinden bahsetmişken, evet, Diş Hekimliği Fakültesi biliyorsunuz Elazığ'ın uzunca bir süredir özlemini duyduğu, Fırat, evet, Üniversitesi'nde olmasını arzuladığı bir konu. Bununla ilgili siz bugün bir şeyler söylediniz. Önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlanabilir mi dediniz? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir yanlış şöyle, anlaşılma olmasın. Önümüzdeki yıl için Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş mu olacak Elazığ'da? Diş Hekimliği Fakültesi artık kuruldu. Yani önümüzdeki yıl eğitime başlayabilecek mi? Milletin Bakanımızdan biliyorsunuz gökten çıktı. Bununla ilgili hem Sayın Rektör hem biz açıklamalar yapmıştık Diş Hekimliği Fakültesi. Ama şu an fizik yani sözleşmede, evet, kağıt üzerinde, evet, de fiziki bir mekan henüz, hayır, Fırat Üniversitesi'nde bildiğim hazır, kadarıyla hazır değil. Yani onu Fırat Üniversitemiz müsait alanları var. O konuda yani öğretim elemanı konusunda da fiziki hazır, mekan konu, bunlar hepsi tamam hepsi mı şu hazır, anda? Tabii. Fiziki mekan dışında bakın zaten biliyorsunuz Diş Hekimliği Fakültesi'nin YÖK'ten kabul görmesinin ana şartlarından biri oradaki öğretim üyeleriyle ilgili sunulan projenin kabulüne bağlıydı. YÖK Fırat Üniversitesi'nin sunmuş olduğu projede, dosyada bildirilen öğretim üyelerini yeterli gördü. Şu anda Fırat Üniversitemizde biliyorsunuz Tıp Fakültesi'nde ve Veteriner Fakültesi'nde bu konuda ana bilim dalı olarak ilgili branşlarda ders verebilecek çok sayıda nitelikli kaliteli öğretim üyesi. O zaman 2014-2015'in öğrenci alınmasına engel hiçbir şey yok. Bu tahminimiz tabii. Önemli kısmı YÖK'ten çıkmıştı. Milliyetin Bakanlığı'na gelmişti. Evvelki hafta Sayın Bakanımız da imzasından çıktı. Artık Diş Hekimliği Fakültesi zaten resmi olarak tescil edilmişti, bitmişti. Şimdi artık üniversitemiz bununla ilgili hazırlığı yapacak. Tabii buna bağlı YÖK'ten işte resmi olarak bittikten sonra ÖSYM önümüzdeki yıl için muhtemelen, onu bilemiyorum. Tabii bu teknik mesele olduğu için belki Sayın Rektör'ün... Yani merak ettiğim şu, eğer fiziki mekan tamamsa, öğretim elemanı konusu tamamsa ve resmi olarak YÖK'ten de çıktıysa tahmin ediyorum önümüzde bir yıl var ve bu bir yılda öğrenci önümüzdeki benim yıl de için tahminim öyle, alınmasına bir engel olmasa gerek. Olmasa gerek. Yani, ama bu konuda Sayın Rektörümüzün, üniversite yönetiminin açıklama yapması daha doğru olur. Ben tahminim hem de temennimi ifade ettim bugün. Her şey bununla bitmiş oldu. Sayın Rektörümüz, üniversite yöneticileri, ilgililer bu konuda zannediyorum daha tatminkar açıklamalar yapacaktır. Peki, inşallah. Uluova ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu çok sorulacaktır. Çünkü, evet, izleyenlerimizin de soracakları şeylerin biraz önüne geçmeye çalışıyorum. Eyvallah. Mutlaka gelecek, eyvallah, bu. Ben şimdiden sormuş olayım ki merakları da giderilmiş olsun. Uluova sulaması ile ilgili mutlaka soru gelecek bugün biliyorsunuz. Evet. Ben onu çok önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Uluova sulamasını ve birebir de takip ediyoruz. Hı-hı. Ben de diğer AK Parti milletvekili arkadaşlarımız hakikaten samimi gayret içerisinde takip ediyorlar. Belki benim biraz daha en baştan itibaren daha yoğun bir mesai verdiğim için arazi toplaştırmasını Allah'ın doğrusunu gerçekleştirdik diyorsunuz. O çok çok önemliydi. Ve arazi toplaştırmasını, Uluova sulamasının bir önemli parçası olarak görmüştük. Bu sebeple biraz daha fazla mesai veriyoruz buna bağlı olarak. Uluova sulamasında bildiğiniz gibi deklare etmiştik. Murat Nehri yatağından, Beyhan 1 barajının altından kendi cazibesiyle gelecek bir sulama projesini hayata geçirme noktasında karar alınmıştı.
yapılan çalışmalar ve raporlamalar sonucunda buna karar verilmişti ve Devlet Suçları Bölge Müdürlüğü bizim de katıldığımız çalışmalarla yaptığı bu tespitten sonra bunu Devlet Suçları Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. DSİ Genel Müdürlüğü'nde de takip ettik. Onlar da prensip olarak uygun gördüler. Tekrar yazışmalar yapıldı. Ama güzel tarafı şu, geçen hafta ben Etüt Proje Daire Başkanımızla tekrar bunu görüştüm. DSİ yetkilileriyle de görüştüm. Şunu da yapmadık. Bir ana raporun tamamlanması için süre verilmişti Kasım'a kadar. Onu da beklemeden bizim bölge müdürlüğümüz, bizim isteğimizle proje ihalesinin yapılması için 2013 yılının sonuna kalmadan, daha doğrusu işte 2014 yılına geçmeden, bu yıl sonundan önce proje ihalesinin yatırım programına alınması için bir resmi yazı yazdı. Bunu takip ediyoruz. Etüt Proje Daire Başkanımız da bununla ilgili olumlu görüş vereceğini ifade etti. Burada süreci hızlandıracak. Allah izin verirse buradaki süreç bu şekilde tamamlanırsa 2014 yılında, yani önümüzdeki yılda yatırım programı için çalışmalarımız olacak. Orada da sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Ama burada bunu da ifade etmek lazım. 2014 yılı içerisinde yatırım programını aldırabilirsek, ki aldırabileceğimizi düşünüyorum, İnşallah 4 ya da 5 yıllık bir periyot sonucunda bahse konulu projenin bitmiş ve hayata geçmiş olmasını bekliyoruz. Bunun anlamı şu: Beyhan bir barajının, yani Murat Nehri'nin yatağından yaklaşık 100 kilometrelik bir isale hattıyla borularla kendi cazibesiyle su gelecek, enerji olmayacak, enerji bedeli söz konusu olmayacak. 200 bin dönüm arazimiz bununla sunulacak. Ancak son nokta dediğimiz işte Güzelyalı Köyü, eski ismiyle İlemi, Hoş, Kıraç ve Sedeftepe, eski ismiyle Mı köylerimizin, hı hı, bulunduğu yerde biliyorsunuz kot yüksekliği var. 40 bin dönüm arazi orada. 40 metrelik kısa küçük bir terfiyle orası açılacak. Toplamda 240 bin dönümlük bir alan kapalı basınçlı boru damlama yağmurlama sistemiyle inşallah sulamaya kavuşmuş olacak. Arazi toprağı daha evvel ifade ettik, ona girmeyelim isterseniz. Şu anda müteahhit firma arazide çalışıyor. Artık orada sözleşme bitti. Alanda çalışmalar başladı. 2,5 yıl sonra Allah izin verirse arazi toprağı tamamıyla bitmiş olacak. Ve inşallah, daha evvelden de ifade etmiştik, Elazığ'a yukarıdan baktığınızda Avrupa'da çok uzun yıllar önce olduğu gibi, Amerika'da dünyanın gelişmiş bölgelerinde uzun yıllar önce yapıldığı gibi ekonomik değerlerini kaybetmiş, küçük şekillere bozulmuş arazi parçalarının bir araya getirildiğini, şekillerini düzelttiğini ve bütün parsellerin yola ve suya kavuştuğunu görmüş olacağız. Bu da müthiş bir katma değer sağlayacak. Çiftçimiz, köylümüz daha az emek, daha az maliyetle, daha düşük gelirle, daha az zaman harcamak suretiyle daha fazla gelire inşallah kavuşmuş olacak. Şimdi yine ben bir başka soruyu hemen hızlıca sorayım. Çünkü izleyicilerimiz mutlaka bunu da soracaklardır. Stadyumla ilgili mutlaka soru gelecek. Yeni stadyumla, evet, ilgili son durum nedir? Birkaç cümleyle bunu da alalım. Çok konuştuğumuz şeyler olduğu için hızlı geçmeye çalışıyorum. Proje çalışmaları Sayın Başbakanımızın biliyorsunuz açıklamasından sonra Gençlik Spor Bakanımız açıklama yapmıştı. Ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım da açıklama yaptık. Proje çalışmaları şu anda Elazığ Stadı'nın projesi hızla çiziliyor. Proje çizimini hızlandırdık. İnşallah kısa zamanda biteceğini biz ümit ediyoruz. Proje bittikten sonra da, bu arada TOKİ ile sözleşmeler de biliyorsunuz, o işler de, süreçler de tamamlanıyor. Proje çalışmaları biter bitmez hemen ardından Allah izin verirse yapım ihalesi süreci başlamış olacak. Biz onu birebir takip ediyoruz. Yer belli artık, süreç belli. Proje sonuçta tabii önemli. Küçük bir projeden bahsetmiyoruz. Ama birebir takip ediyoruz. Tahminimi söylüyorum, herhalde proje çalışmaları birkaç aya kadar bitmiş olur. Önümüzdeki yılın, yani 2014'ün içerisinde biz herhalde yatırım ihalesi için, yapım ihalesiyle ilgili aşamaya gelmiş oluruz, evet, diye ümit ediyorum inşallah. Ama biliyorsunuz mevcut stadımız şu anda hem zemin olarak hem yaptığımız tadilatlar şu anda ihtiyaca karşılıyor cevap diyorsunuz. Veriyor. Hamza Bey Barajı'nı da sorayım da unutmadan. Hamza Bey Barajı ile ilgili gelinen son nokta nedir? Çünkü başladığından beri Hamza Bey Barajı ile ilgili çalışmalar durdu, duracak, problem var. İşte ödenek gelmiyor. Firma çalışmaları durdurdu. Sadece orada iki tane iş makinesi göstermelik duruyor gibi cümleler size de mutlaka kulağınıza gelmiştir. Siz de bunları işitmişsinizdir. Orada gelinen durum nedir? Şu anda Hamza Bey Barajı'nın son hali ne aşamada? Bunların hiçbiri doğru değil. Hamza Bey içme suyu baraj inşaatı hızla devam ediyor. Şu anda baraj gövde inşaatı yapılıyor. Dolgular yapılıyordu. Allah izin verirse isale hattının ihalesi de hazırlığı yapıldı. Şu anda kesin olarak hatırlamıyorum. Yani ya ihale aşamasına geldi ya da ihale hazırlıkları bitmek üzere. İsale hattını. İsale hattı dediğimiz barajın gövdesinden şehir merkezine taşıyacak borudan bahsediyoruz. Bu isale hattından bahsediyoruz. Bunun da ihale hazırlıkları yapıldı.
Ve biliyorsunuz Hamza Bey içme suyu barajı Elazığ'ın inşallah 2040 yılı sonuna kadar içme suyu ihtiyacını kaynak suyu, menba suyu kalitesine karşılayacak bir proje. Allah izin verirse 2015 yılının Ramazan ayında Elazığ Hamza Bey suyundan o kaynak suyunu kullanacak. Sayın Vekilim bu tarihi çok vermeyin çünkü en son 2013 yılının sonu demiştiniz. 2013 hayır, yılı hayır, sonunda hayır. Hamza Bey barajı. Hayır yanlış. Peki reklam arasında ben sizin o şeyi gösterebilirim. 2015 yılının sonu. Öyle bir rakam vermemiz, tarih vermemiz mümkün değil. 2015 yılının sözleşme de yaptık biliyorsunuz. Biz Hamza Bey içme suyu barajının temel atma töreninde Sayın Bakan'la birlikteydik ve orada bir süre kısaltımında yapıldı. 2015 yılının Haziran'ı dedim hep. Ramazan'ı. Orada bir peki yanlış ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Tekrar hiç bakarım şimdi. Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü 2013 yılı daha biliyorsunuz yapımının daha yeni başladığı bir süreç. 2015 yılı dedik hep. 2015 yılının Ramazan ayında Allah izin verirse Elazığ'ımız artık yeraltı sularından, yeraltı kuyularından elde edilen, belki içme suyu kalitesinde zaman zaman tartışıldığı suları kullanma mahkumiyetinden kurtulmuş olacak. Ve en önemlisi biliyorsunuz Elazığ içme suyunu maalesef biraz pahalı kullanıyordu. Hamza Bey içme suyu baraj projesinin en önemli güzelliklerinden biri de şu, hem menba suyu kalitesinden su içecek vatandaşlarımız, hem de aynı zamanda kendi cazibesiyle gelen bir su olduğu için enerji bedeli çok düşecek. Bu da bir ayrı müjde olarak vatandaşımıza verilmesi gereken bir müjde. Bir başka güzelliği daha var biliyorsunuz. Şimdi Hamza Bey içme suyu barajı bittiğinde ve suyu oradan almaya başladığımızda Elazığ yeraltı sularını kullanmaktan vazgeçmiş olacak. Çünkü içme suyunu oradan kullanıyordu. Bu yeraltı sularının tekrar eski seviyesine gelmesine neden olacak. Bu tarımsal faaliyetler açısından çok kıymetliydi. Onun için Allah izin verirse şu önümüzdeki 4-5 yıllık periyodun sonunda Elazığ bu projeler tamamlandığında gerçekten imdenleyecek bir havza, bir bölge haline gelmiş olur. Şimdi izleyicilerden gelen sorulara ben yavaş yavaş geçmek istiyorum. Çünkü birikiyor biliyorsunuz programların sonunda yetiştirememe gibi bir sıkıntımız söz konusu oluyor. Evet, evet. İlk gelen soru Sayın Başbakan'ın 30 Eylül'de açıklayacağız dediği demokratikleşme paketiyle ilgili. Ama bunu ben izleyicimizden rica ediyorum. İlk soru bu ama ben biraz bunu ertelemek istiyorum. Çünkü çok uzun uzadı. Hiç merak etmeyin. Bu konuyu konuşacağız. Zaten mutlaka ben de soracaktım tahmin edersiniz. Bunu konuşacağız. Önce Elazığ'la ilgili bir iki soruyu tüketmek istiyorum. Örneğin Ömer Güleşen demiş ki Elazığ Belediyesi için AK Parti aday adaylık başvuru süreci ne zaman başlayacak? İsimleri geçen ay isimleri geçen adaylar aday adayları ile ilgili düşünceniz nedir? Gönlünüzde yatan bir aslan var mıdır? Varsa bile bunu mutlaka söylemezsiniz ama süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Belli mi? Genel merkezde belli, konuşuluyor mu? Ne zaman bir başlayacak? Ekim, 1 Ekim'de. Yani çok uzun, AK Parti, uzun bir zaman kaldı. Birkaç gün sonra başlıyor. Salı günü 1 Ekim'de resmi başvurular başlayacaklarını resmen başlatmış olacak Allah izin verirse. Bunu bugün İl Danışma Meclisi toplantımızda da il başkanımız deklar etti. Şu ana kadar 15 civarında aday adayı var isimleri geçen. Arkadaşlarımızın ben şunu da demem tabii. Hepsi birbirinden hani çok nitelikli. Hepsi belediye başkanlığını yapacak. Bu şehrin belediye başkanlığını yükünü taşıyabilecek insanlar demek durumda da değiliz tabii. Bunlarla ilgili tek tek kritik yapmamız da doğru olmaz. Ama belediye başkan aday adayları içerisinde şüphesiz bu şehrin yükünü taşıyabilecek elbette arkadaşlarımız var orada tabii. Ama gönlümüze yatan bir aslan yok. Onu çok net olarak ifade edeyim. Çünkü süreç çalışıyor. Muhtemelen belki başka adaylar da çıkacak. Bu aslında güzel. Burada yarışma ve rekabet ortamının yükselmesi açısından da çok kıymetli. Muhtemeldir ki Elazığ'a hizmet etmeyi düşünecek. Mevcut belediye başkanımız sürpriz olabilir mi? Hiç Elazığ'da adı geçmeyen aday adaylar arasından biri değil de genel merkezin belirleyeceği bir isim olabilir mi? Sayın Başbakan'ın takdiriyle ya da sizin öyle, önerinizle. Öyle bir şey şöyle söyleyeyim. Sayın Başbakanımızın takdiri şüphesiz ayrı. Son tahlilde karar noktasında Sayın Başbakanımızın takdiri elbette olacak ama bizim sistemimiz demokratik usullerle çalışan bir partiyiz. Bunu herkes biliyor. Buradaki yereldeki izlenimler önemli. Alan araştırmalar yapılacak. Kamuoyu araştırmaları yapılacak. Vatandaşa soracağız. Teşkilatlarımıza soracağız. Bizim kanaatlerimiz alınacak. Bununla ilgili kritikler yapılacak. Son genel merkez bu konuda söyleyecek. Hani, mutlaka sorulmuştur size geçmişte bakanlık yapmış ya da işte üç dönem üstünde milletvekilliği yapmış bazı isimlerin Sayın Başbakan tarafından belediye başkanlığı adaylığı için gönderileceği sadece Elazığ için değil birçok il için konuşuluyordu. Bu açıdan sordum. Anladım. Yok haklısınız. Sorunuz bence haklı bir soru. Sayın Başbakanımızın ifade etmiş olduğu şey doğru. Zaten kamuoyu bunu takip ediyor, biliyor. Ama bahsi konu bakanlık yapmış ya da 3 dönem milletvekili yapmışlardan biri içerisinde Elazığ'ın çok olacağını zannetmiyorum.
tahminimi söylüyorum tabii burada. Başbakanımızın da bu konuda dayatma yaparak bir adayı göndermesi söz konusu olmaz. Sayın Başbakanımız halkın, vatandaşın taleplerini değerlendirir, dikkate alır. Alan araştırmaları, kamu araştırmalarıyla birlikte gerçekten çok sağlıklı. Bunu biliyorsunuz, bütün basın da biliyor. Sayın Başbakanım sürekli olarak alan araştırması yapıyor. Adaylarla ilgili, potansiyel adaylarla ilgili araştırmalar da yaptırıyor. Bunlarla birlikte kül olarak değerlendirme yapılıp ondan sonra kararını verecektir. Bir başka soru Şule Derin'den geliyor. Elazığ şu anda şantiyeye döndü. Her tarafta bir çalışma var. Yapsa suç, yapmasa suç demeyin bana. Ama ne oldu da haralı çalışmalar başladı? Seçim çalışmalarına mı girildi? Seçim çalışmaları mı başladı diye merak etmiş Şule Hanım. Şimdi bakın, aslında sorunun içerisinde güzel bir cevap. Kendi cevabını da vermiş aslında büyük ölçüde. Şimdi dünyanın her tarafında da, seçim öncesi bunlar doğaldır, yapılır elbette. Olur. Bir başka şey daha söyleyeceğim Ali Bey. Dünyanın her tarafında da bir iş yapılacak ise onunla ilgili olarak eski mevcut kalıntıları kaldırıp kırıp dökmek durumundasınız. Yani toz olacak, toz yutacaksınız. İşte esnaf biraz bu konuda bir şeye katlanmak durumunda kalacak. Yani bu sadece Türkiye ve Elazığ'a has bir şey değil. Sonuçta yeniyi yapmak istediğinizde eskiyi kırıp tahrip etmek, dökmek durumundasınız. Moloz olacak, işte kalacak. Elbette gönlümüzden geçen şey şu, bu planlamanın daha sağlıklı ve daha sistematik yapılması. İzleyicimizin de belki sistem et diyor. Yani elbette, keşke bu yani, planlamanın, bu çalışmaların seçim öncesine sıkıştırılmasındansa yıllar içerisinde yayılıp zaman içerisinde yapılmış bitmiş olmasını belki temenni ediyor. Öyle ama bir, şunu görmek lazım. Hizmet, tarafından, yani bardağın dolu tarafından bakıldığında her ne zamanda olursa olsun hizmet zaman hizmettir. Ne olursa olsun bu şehri hizmet için yapılan her kazı, her kırma, dökmeyi kıymetli bulmak ve bilmek lazım. Çok açık ve samimi olarak söylüyorum. Gecikilmiş olabilir. Zamanını farklı bulup farklı değerlendirmeler yapılabilir ama sonuçta kesinlikle katılıyorum. Yapılsın da varsın lazım. Seçim öncesinde yapılsın. Çok da onun peşine düşmemek gerekir diye benim de şahsi düşüncem. Abdullah Aksoy diyor ki, Sayın Vekilim, Fırat Üniversitesi'ne kurulacak Havacılık Meslek Yüksekokulu hangi aşamadadır? Bu konu unutulmasın lütfen. Hayır, unutulmuyor. Ben çok teşekkür ediyorum izleyicinize. Bununla ilgili çok mücadele verdim biliyorsunuz, hatırlarsanız. Akıllı Hava Taşıtları ve Havacılık Yüksekokulu şu anda GÖK gündeminde, genel kurul gündemine gelecek. Ben de birebir takip ediyorum. Sayın Rektörüm takip ediyor. YÖK nezdinde yakın hukukumuz olan dostlarımız var. İcra kurulu üyesi abilerimiz var, hocalarımız var. Onlar marifete takip ediyoruz. Hiçbir tereddüt yok, problem yok ama tabii biraz süreç alacak, bekliyoruz. İnşallah onu da kısa zamanda müjdesini vermiş oluruz. Evet. Şimdi Uğur Sarıyer isimli bir izleyicimiz bize demiş ki, hem benim için hem sizin için lütfen demiş, iki dakika gözünüzde canlandırın demiş. Evet, söylediği şey şu an uzun bir soruydu, okudum. Başından sonuna kadar haklı. Şahsen araç kullanan herkes de aynı şeyi düşünmüştür. Diyor ki, Abdullah Paşa'dan geliyorum. Bunu canlandırmamızı istiyor gözümüzde. Çaydaşıra kavşağında yanlış yöne girdim. Sadece kavşakta bir tur döneceğim diyor. Kavşağın girişinde kırmızı ışıkta durdum. Yeşil yandı. Sonra emniyetin önünde kırmızı ışıkta durdum. Yeşil yandı. Nasrettin Hoca Parkı önünde kırmızı ışıkta durdum. Yeşil yandı. Bu kez üniversite girişi önünde kırmızı ışıkta durdum. Son olarak yeşil yandı ve petrolün önündeki kırmızı ışıkta durdum. Netice olarak 5 kez kırmızı ışıkta durdum ve bir kavşaktan geçmek için. Çok haklı. Siz bilmiyorum oradan şahit oldunuz mu, döndünüz mü? Gerçekten oradan dönecekseniz hani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bu kadar da kırmızı ışık olur mu dedirtecek bir noktaya geliyorsunuz. Başka çözümü yok mudur? Allah'a reva mı demiş izleyicimiz de bu. Şimdi şöyle, tabii ben izleyicinize de teşekkür edeyim. Ben de başından beri şöyle demiştim, hatırlarsanız. Farklı bir projeyi ben öngörmüştüm. Orada sağlı sollu bypasslarla çok farklı bir meydan düzenlemesiyle Avrupa'yı tarzda model bir kavşak yapılandırması yapılabilirdi. Ama bu bir tercih sonuçta. Olsun, Çaydaşlı kavşağı tereddütlerle başlayan, işte aksamalarla devam eden süreç sonunda bir önemli bir imalata kavuşmuş oldu. Fakat evet, hakikaten çok fazla ışık var. Fakat şu anda çok fazla yapılacak bir şey de yok gibi gözüküyor. Ama bildiğiniz gibi trafik mühendisliği denilen bir şey var. Trafik mühendisleri var. Trafik uzmanları var. Bununla ilgili olarak muhtemelen ışık sayısının azaltılabilmesine yönelik bir orada çalışma yaptırılabilir mi bilmiyorum ama buradan Karayolları Bölge Müdürümüze, yetkili arkadaşlarımıza, belediye başkanı ve yetkili arkadaşlarımıza seslenmiş olalım. Bu konuda uzman bir ekipten, trafik mühendislerinden, uzmanlarından destek almak suretiyle ışıkların azaltılması için bir şey yapılabilir mi? Buna bakmak lazım ama teknik bir mesele olduğu için teknik analiz yapmayı da doğru bulmuyorum ama gönlümden geçen farklı bir projeydi orada. Farklı bir tercihti ama böyle oldu. Ama demin dediğim noktadan da hareket edecek olursak şu anda Elazığ'ımız
bence güzel bir projeye de kavuşmuş oldu sonuçlar itibariyle. Bununla söylemiş ve kalmış olalım. Baskil Meslek Yüksekokulu ile ilgili Övünç Yanlış soruyor. Diyor ki Sayın Vekilim, Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu'na açılacak bölümlere ne zaman öğrenci alınacak bilmiyorum. Bu konuda sanırım üniversiteye sormak gerekir. Evet, üniversitenin buna cevap vermesi daha doğru olur. Evet. Anlıyorum. Vedat Can'ın bir sorusu. Ali Bey, öncelikle şunu belirteyim demiş. İzleyiciye fırsat vermeniz takdir edilecek bir konu. Yaklaşık bir yıl boyunca programınız sayesinde siz de vekilimiz de hatırlar belki sürekli AK Partili vekillerin mecliste az kürsüye çıktığı, Elazığ'ın sorunlarını az dillendirdiklerini söyledim. Meclis açılmak üzere, acaba yayında sürekli bu konuyu söylemem sayın vekilimiz de ben bu konuya dikkat etmeliyim fikri doğurdu mu? Bu yıl daha çok kürsüde görebilecek miyiz kendisini diye size sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce arkadaşımızın kaçırdığı bir şey var. Ben ondan fazla meclis kürsüsüne hitap etmişim. Sadece şeyde değil. Şehrin meseleleri dışında grubun sözcüsü olarak ülke meseleleriyle ilgili, genelde millet ve memleket meseleleriyle ilgili bu konuda konuşmuşum ve konuşmalar yapıyorum. Bunun dışında belki arkadaşımız takip etmiş olabilir. Ulusal kanallarda da çok sayıda mülakata çıktım. Hamdolsun bu tabii şehrimizin temsil noktasından da bize hem keyif veriyor. Hı hı. Ve biz de var olan bilgilerimizi araştırarak, analiz yaparak, bir taraftan da tahkim ederek bunları aktarmaya çalışıyoruz. Ancak şunu görmesi lazım ve fark etmesi lazım arkadaşımızın. Biz iktidar partisiyiz. Muhalefet partisi milletvekillerinin bir defa sayısal olarak da biliyorsunuz. İktidar partisi milletvekili olarak 326 milletvekiliyiz biz. Meclis başkanımızı saymasak 325 milletvekiliyiz. Diğer muhalefet parti milletvekillerinin sayısıyla bakıldığında bizim her mesleğiyle ilgili ne kadar konuşup konuşmayacağımızın takdir edilmesi lazım. İkincisi, muhalefet dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de iktidarı hem eleştirmek adına, muhalefet yapmak adına, haklı tarafları var tabii. Yani çünkü muhalefet etmek zorunda. İktidar partisinin yaptığı bütün her şeyi kabullenmek durumunda değil elbette. Muhalefet edecek. Muhalefet yapmanın gereği olarak. Ayrıca hükümeti kritik etmek, zor durumda bırakmak adına da, sarsmak adına da, yerelde de bunu yapmak adına sorularla, şehrin sorunlarıyla ilgili olarak birçok meseleyi gündeme getirir. Ama iktidar iş yapar. Yani muhalefet konuşur, iktidar iş yapar. Biz iş yapıyoruz. Projeler bizim projelerimiz. Üretimlerimiz bizim üretimlerimiz. Ve biz bakanlarımıza soracağımız sorularımızı, projelerle ilgili, şehrin meseleleriyle ilgili meseleleri zaten bakanlarımıza sıkça müzakere etmek suretiyle kendi aramızda yaptığımız toplantılarda bunu yapıyoruz zaten. Takibini yapıyoruz. Bu sebeple de takdir edilir ki muhalefet milletvekili gibi bizim şehrin sorunlarını kamuoyu önünde soru sormak, sürekli tartışmak gibi bir usul de yok. Doğru da değil. Ama muhalefet kendine göre haklı tarafları var. Bunu da fırsat bilerek, fırsat olarak bunu yapıyor. Bunu da çok normal kabul ediyoruz biz. Arkadaşlarımızın da bunu görmesi gerekiyor. Bu sebeple de bizim Elazığ'ın sorunlarını meclis kürsüsünden aktarmak, tartışmak yerine, çünkü şunu derler adama, sen iktidar partisi milletvekilisin, bakanlarla çok sık görüşme, temas etme imkanın var, bürokrat arkadaşlarla bunu yapma imkanın var. Daha farklı zeminlerde ve daha sıhhatli bir şekilde bunu yapabilme imkanın varken bunu ye. Dünyanın her tarafında da bu söylenir. Onun için izleyicimizin de bunu azar dikkate alması gerekiyor. Ama biz şehrin sorunlarını bunu emin olarak bilsinler ki birebir bütün arkadaşlarımız, AK Partili milletvekili arkadaşlarımız olarak çok sağlıklı birebir takip ediyoruz. İnsanız, elbette eksik kalan taraflarımız vardır. İhmal ettiğimiz alanlar olabilir ama bunu da hatırlatmalar, iyi niyetli hatırlatmalar olduğunda, yapıldığında kendimize test ederiz, yanlışımıza da yanlış deriz, eksik olduğumuz konuda da eksiğimizi kabul eder ve yolumuza devam ederiz. Evet, bir başka soru Sayın Veysi Yalçınkaya'dan gelmiş. Merhabalar diyor, iyi yayınlar Ali Bey, Sayın Vekilime sorum olacak. Her yerde şu an başıboş köpekler almış başına gidiyor. Vekilim bu konuda ne düşünüyor? Okulların açılması, küçük yaştaki öğrencilerimizin okula korkarak gitmeleri demiş. Bu konuları da ne düşünüyor? Gerçi tahmin ediyorum konuda belediyeye bir çağrı yapacaksınızdır. Ama burada da çağrı yapmış olalım. Evet, katılıyorum. Belediye, ben de rahatsız oluyorum. Çok açık söylüyorum. Sonuçta hayvanlar, sahipsiz başıboş hayvanlar tedirginlik yaratıyor. Problem üretiyor. Belediye yetkilisi arkadaşlarımızın da, bu programı dinleyen, takip eden arkadaşlarımızın da bu konuda hemen harekete geçmelerini arzu ediyoruz. Buradan da onlara seslenmede bulunuyoruz. Evet, sanırım ilk bölümün sonuna geldik değil mi arkadaşlar? Süremizi tamamladık. Bir reklam arası vermek durumundayız. Hayır. Sayın Vekilim. Burada bir tereddütüm var. Şimdi reklam arası olunca, genelde ulusalda da öyle olur.
izleyicilerimiz, vatandaşlarımız genelde biraz kopuyor ama inşallah yok, öyle olmaz. Yok, çok kopmayacaklardır. İzleyicilerimiz i̇nşallah. Bilirler ki bir 10 dakika sonra tekrar buradayız. Kendilerinin aynen. sorduğu sorularla devam edeceğiz. Şu anda sırada bekleyen sorular da var biliyorum. Bir 10 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Son Nokta programının ikinci bölümüyle canlı yayınla tekrar karşınızdayız sayın seyirciler. Stüdyomuzda AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Avukat Şuay Alpay var. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İlk bölümde Elazığ'la ilgili birçok konuyu konuşmaya çalıştık. Birçok izleyici sorusuna yer vermeye çalıştık ve sizin değerli fikirlerinizi almaya çalıştık. Bununla ilgili sizden bilgileri edinmeye çalıştık. Yalnız Hamza Bey Barajı ile ilgili ben bir şey söylemiştim, onu bir yanlış anlamaya mal vermemek için düzeltmek istiyorum. Hani dedim ya, belki ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani ben birkaç haber sitesinden şu anda reklam arasında çıkardım. Yani ya haberlerde bir yanlışlık var ya o gün sizin söyledikleriniz yanlış anlaşılmış. Çünkü yani cümleyi bilmiyorum, dilerseniz tamamını ben okuyayım ama sizin 2013 yılı şöyle, sonunda bu projenin tamamlanacağına dair bir haberiniz yayınlanmış. Demek ki haberde bir yanlışlık var. Onu haberle ilgili arkadaşlarımız da o isteyen yöneticileri mutlaka düzeltirler. Şimdi Hamza Bey içme suyu projesinin sözleşmesi belli, başlangıç ve bitiş tarihleri belli. Mesela öyle bir şey olsa, şu olsa mesela biz tahminde bulunsak, böyle bir proje henüz başlamamış olsa, biz tahminde bulunsak şu olabilir, bunun anlaşılır tarafı var ama başlayan sözleşmesi, ihalesinin başlangıcı, bitişi belli olan şeylerle ilgili olarak bizim öyle bir şey söylemiş olmamız mümkün değil. Diyelim ki bir an için konuşma esnasında zaman zaman oluyor. Sevmen ağzımızdan diyelim ki 2015 yerine 2013 çıkmış olabilir, ona itiraz etmeyeyim, insanlık hali ama bununla ilgili defalarca konuşmuşuzdur ve defalarca da 2015 Ramazan'ı, 2015'te vallahi, yazı... Dediğim gibi sayın vekilim değil. Haberde o zaman bir yanlışlık var. Cümle aynen şöyle, bilmiyorum sizin cümleniz değil mi? Elazığ uzun zamandır çok sosyal, birçok konuda sosyal problemi, sağlıkla ilgili problemlerin gündeme gelmesine neden oluyordu demişsiniz içme suyuyla ilgili ve devam ediyor. İnşallah 2040 yılına kadar Elazığ'ın içme kullanma suyunun tamamını kendi cazibesiyle karşılayacak menba suyu kalitesinde çok yüksek kalitede bir suyu kazandırmış olduk. İçme suyumuz Allah izin verirse 2013 yılının sonunda akmaya başlayacak. Yani bugünden itibaren yaklaşık 26 aylık bir süreçten bahsediyoruz demişsiniz. 5 Aralık 2011 tarihli haber. Sonrasında birkaç beyanat daha var. Demek ki sonrasında bir yanlışlık var. Ama AK Parti ORTR sitesinde de şöyle, Hamza Bey Barajı'nın temeli atılacak, 2013'te bitirilecek diye, o zaman AK Parti'nin de bu sitedeki haberini düzeltmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim hemen onu. Hayır, onda bir hiçbir problem yok. Düzeltmede şöyle maddi hata olabilir. Ona itiraz etmem. Haber geçirirken hata olabilir. Bahsiye konu Hamza Bey içme suyu, tekrar tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Hamza Bey içme suyu projesinin ihalesi yapılmış, sözleşmenin başlangıcı belli, bitişi belli. Dolayısıyla da başlangıcı ve bitiş süresi belli olan bir projeyle ilgili, hayata geçen bir projeden bahsediyoruz. Bu sebeple de 2013 yılının demesi aslında söz konusu olamaz. Ama işte, sevmen konuşma esasen şu anda olduğu gibi bir zaman diyorum zaman ya, konuşurken sayın vekilim, yani sizin verdiğiniz röportaj olabilir. Olarak geçiyor. Onu, ama olmaz öyle bir şey. Hayır, bunu o zaman haberin düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltiyoruz. 2015 yılı Ramazan ayı itibariyle biz, hatta Ramazan özellikle ifade edilmişti. 2015 yılının yazı Hamza Bey içme suyu barajının bitip suyun kullanıma başlaması ilgili değil. Hatta Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz daha da öne çekmiş. Hedefimiz 2013 yılının başında bu projeyi tamamlayarak öyle ilimize şey yeni içme suyu kazandırmak işte, diye. İyi ya, orada bir haberde bir yanlışlık var. Yani çıkardım. Yani bahse konu şöyle. Çok farklı. Bu bir başka İhlas Haber Ajansı, ismini de söyleyeyim. Diğeri bir başka gazete ve bu da AK Parti ORTR. Bunların o zaman düzeltilmesi hayır, acilen gerekir şöyle, çünkü bir karışıklığa mal şöyle, veriyor. Şundan bahsediliyor olabilir. Bu proje 2013 yılında işte yapımı sağlanacaktır diye kastedilmiş olabilir. 2013 yılında biliyorsunuz barajın gövdesinin yapım ihalesi başladı. Bu kastedilmiş olabilir. Yoksa tekrar söylüyorum. Şimdi bölge hastanesiyle ilgili olarak ne yapıyoruz şu anda? Biz bölge hastanesinin temel atmasıyla ilgili tahminlerde bulunuyoruz. Daha evvel biliyorsunuz yine işte tarih verilmişti. Ama bölge hastanesiyle ilgili olarak şu anda başlanmış bir proje olsa, sözleşmedeki bitişi ve başlangıcı belli olsa, temel atma tarihi belli olsa artık burada tahminlerden bahsedemeyiz. Burada da öyle. Hamza Bey içme suyu projesinin, inşaatının hem ihalesinin başlangıcı yapıldığı tarih belli, sözleşmesi belli, bitişler belli. Orada dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir ya ifade ederken
serhem bir şey geçmiştir. 2015 derken 2013 olarak geçmiş olabilir. Onun üzerine haberleştirme yapılmış olabilir. Bu sebeple de bir yanılma, bir başka tarih verme söz konusu. Bunu bu şekilde düzeltmiş olabilir. Yani temel atma töreninden önce de 2014 yılında diye yine sizin haberiniz olduğu için söylüyorum. Gazetede çıkmış. Temel atma töreni yapılacağı zaman 6 Mayıs 2012 tarihli. Orada da demişsiniz ki Hamza Bey Barajı inşaat çalışmaları 4-5 aydır devam ediyor. Barajın 2014 yılında faaliyete geçeceğini kaydetti diye. Şimdi arkadaşlar bakın, haberlerde bir yanlışlık yazılı, olmuş yazılı diye kabul edip geçelim. Doğru. Ali Bey, problem şu. Beyhan Barajı şeyle ilgili, daha doğrusu Ova sulaması Beyhan Barajı ile ilgili Hamza Bey içme suyu barajının yapımı, yüklenici firmanın işe başladığı tarih belli, tarihler belli. Sözleşmenin tarihleri belli. Sözleşmenin başlangıcı bitişi belli. Dolayısıyla da sözleşme ortada. Başladığı tarih belli. Dolayısıyla başlanan ve sonu biten, sonu belli olan tarihle ilgili olarak bizim konuşma esnasında sehven ifade etmiş olduğum şeyi anlıyorum Sayın Vekil. Hayır, benim burada yanlış anlaşılmasın. Amacım yoksa, niye böyle dediniz, niye şu an farklı bir şey söylüyorsunuz demek değil. Kesinlikle hayır, bu yanlış anlaşılmasın. Var. Ortada sadece, bir resmi yani, prosedür var. Bu gayet doğaldır. 2013 yılını hedeflemişsinizdir. 2014 yılını hedeflemişsinizdir. Yok, ama hayır, şartlar şartlar müsait olmamıştır. İmkanlar hayır, işte, dahilinde. Öyle değil ama. Öyle değil ama. İçme suyu baraj inşaatının bir şeyi var. Yani yapımın da bir öngörülen süresi var. Öyle şey mi olur? İhale yapıldıktan sonra sözleşme at edilmiş, sözleşme imzalanmış, yüklenici firma imalata başlamış. Dolayısıyla da sözleşmede başlangıç ve bitiş tarihleri yani var. Benim aslında şaşkınlığım şu anda sizin kadar basını takip eden siz ve danışmanlarınız çok iyi takip ediyorsunuz. Yanlış bir haber çıktığında iki hayır, yıldır düzeltilmemiş yani, bir haber. Keşke düzeltilseydi insanlar da yanlış yani. Anlamasaydı. Şöyle söyleyeyim, insanız konuşma esnasında konuşurken 2015 yerine 2013 yılı sürçülisan olarak bu anlamda sehven çıkmış olabilir. Buna itiraz etmem. İnsanız, hata yapabiliriz. Böyle bir hata varsa o anlamda sitedeki haberde hayır, düzeltilmesi gerekir. Ama bunun ötesinde yani, Hamza Bey içme suyu hayır, demek önemli olan şu, nedir? Söylemiş olsanız bile bu bir hata değil. O zaman umru öngörmüşsünüzdür. Hata değil, hatadır da, o da olabilir. Yani, ama şartlar biraz, imkanlar değişmiştir. Ödenekler yetersiz. Bu gayet doğal. Bunu sorgulamasında değil. Değilim yani. Hayır, yanlış şey anlaşılmaz. Yok. Olabilir. Şey yok. Böyle büyük bir proje bir yıl aksayabilir. Gayet doğal. Hayır, aksamış olsa şey bile. Olmaz. Bunu demeye şey çalışıyorum. Aksasa da bir şey olmaz ama Hamza Bey içme suyu baraj projesinde böyle bir aksama yok. Devam ediyor. Bir an için tutun bizim insani tarafıyla 2015 yılına sürçülisan olarak sehven 2013'ü telaffuz etmiş olabiliriz. Buna itiraz etmem. Ama bu sehvidir. Bir sürçülisandır. Varsa da öyle bir şey. Ve bu da sitede yer almışsa bu düzeltilebilir. Ama sonuç itibariyle Hamza Bey içme suyu baraj inşaatı şu anda devam ediyor. Hiçbir aksama yok. Tekrar söyleyeyim. Bununla ilgili onlarca defada konuştuk. Sizlerle konuştuk. Başka yerde haber yaptık. 2015 yılında bitecek bu. 2015 yılında suyu kullanmaya başlayacağız. İçme suyu olarak. Dolayısıyla bunu bu şekilde tavsiye etmiş olalım. Peki. Bir başka izleyici sorusuyla o zaman biz yine devam edelim. İzleyicimiz diyor ki Ali Bey, size ve Sayın Vekil'e iyi akşamlar diliyorum. Aracılığınızla Sayın Vekil'e sormak istiyorum. Temeli atılacak olan hastanenin yeri Doğukent'ten bahsediyor. Ulaşılabilirlik açısından rasyonel bir yer mi? Daha uygun bir yer yok muydu? Güney çevre yolu civarı daha uygun olmaz mı? En kötüsü şimdiki ruh sağlığı ve eğitim araştırma hastanesinin bulunduğu devasa arsa üzerine yapılamaz mı? Yarın çok geç olmadan tekrar düşünülmesini istiyorum. Saygılarımla demiş Elazığ Mobbing ile Mücadele Derneği 2. Başkanı Hamit Zülfo Coşkun. Şimdi tabii artık yer, böyle bir şeyin tekrar düşünülmesi orada, çünkü orası olabilirdi, başka yıllardır Doğukent diye ifade ediliyor zaten. Burada bir analiz yapılmış, yani yer seçimle ilgili analiz yapılmış, sağlık yetkilileri ilin o dönemki bu işe karar vericileri, biz olmaz o zaman yoktu biliyorsunuz, karar vericileri böyle bir yeri seçmişler. Bana göre de doğru bir yerdir yalnız. Doğukent'te evvelce askeri tesisin olduğu yerde şu anda boş olan alanda böyle bir tesisin konuşlandırılması doğru bir tercihtir. Çok açık ve samimi olarak söylemiş olayım. Bu sebeple de biz Elazığ'ımızı işte doğu batı aksında geliştirme noktasında eğer bir karar vermişsek tek ve ince bir aks üzerinde gelişmeye çalışan Elazığ'ın bu gelişme periyodu doğru değildir. Bu sebeple de Doğukent'te şu anda planlanan inşallah yapacak olan yerin seçilmiş olması bana göre isabetli bir seçimdir. Şahsi kanaatimde böyle ifade etmiş olabilir. Muhammed Karlı soruyor Sayın Vekilim. Seçim öncesi aslında sorunların gündeme gelmesi açısından çok önemli diyor. Muhalefet partileri dosya dosya sorunları gündeme getiriyor. İçerisinden evet haklı dediğiniz sorunlar var mı? Muhalefet haklı bulduğunuz sorunlar var mı? Bu konunun üzerine eğilmeliyiz dediğiniz konular var mı? Muhalefetin o dosyası ne olduğunu bana izleyicim sorarsa, yani bilmiyorum hangi dosyayı kastediyor.
muhalefetin kritiğini yaptığı meseleyle ilgili ben esamlı kanaatimi söylerim. Yani mutlaka tespit edilen sorunlardır. Mecliste gerek kürsüde ifade edilen, gerek soru önergeleriyle ilgili. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Yani arkadaşımız yeniden onu soruyla yönlendirmiş olsun. Yani şu ama izleyicimiz şu anda diyecektir ki mecliste bunlar zaten konuşuldu. Önergeler verildi. Gerek yazılı, bilmiyorum. Gerek somut sözlü. Somut şeyler üzerinden konuşmak lazım. Ne bileyim lazım. Yani mutlaka. Bilemiyorum. Yani bana muhalefetin hani, Elazığ'la ilgili siz de dediniz ya muhalefetin işi sorunları gündeme getirmektir, iktidarı eleştirmektir. O eleştirilerden haklı bulduğunuz şeyler var mı onu soruyor izleyicimiz. Şu anda bana muhalefetin şu işte muhalefet size şu eleştiriler yapıyor. Elazığ'ın işte muhalefet tarafından dile getirilen sorunlar şunlardır deyse bunun üzerinden somut şeyler üzerinden konuşabiliriz. Ona bir şey diyemiyorum. Peki o zaman muhalefetin izleyicimiz daha özele inerse sorunun ne olduğunu onu da bildiğimiz şey varsa cevap veririz. Peki. Abdullah Aksoy diyor ki Sayın Başbakanımız son genel seçimde Elazığ'da miting meydanında Pertek Köprüsü'nün yapılacağını söylemişti. Bu konuda bir ilerleme var mı? Bence bu konu çok önemli bir projedir diye eklemiş izleyicimiz. Şimdi ben de Pertek Köprüsü'nü doğrusu önemsiyorum. Onu açık söyleyeyim. Evet Sayın Başbakanımız mitingdeki konuşmasında buna değindi. Ben bununla ilgili Ulaştırma Bakanımıza birkaç defa görüştüm. Ben de diğer milletvekili arkadaşlarımızla görüştüğünü zannediyorum. Tahminen 7-8 yıl önce yapılan bir etüt proje ve mali analiz tablosunda 225 milyon dolar gibi çok yüksek bir rakam çıkmıştı. Enteresan, Pertek Köprüsü şu andaki Boğaz Köprüsü'nün açıklık itibariyle o aksa yakın denk düşecek bir açıklıkta. Dolayısıyla çok yüksek bir maliyet ortaya çıkıyordu. Tabii nimet külfet dengesi açısından bakıldığında şu andaki kaynaklar itibariyle bu projenin hayata geçirilmesi şu andaki şartlar itibariyle pek mümkün gözükmüyor. Ama şunu söyleyeyim, Pertek Köprüsü ile ilgili olarak Sayın Başbakanımızın beyanına da esas teşkil edecek şekilde Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Karayolları Genel Müdürü tarafından şu anda etüt proje çalışmaları devam ettiriliyor. Şu anda etüt proje çalışmaları ve analizler devam ettiriliyor. Çalışmalar var, değerlendirmeler var ama şu anda ete kemiğe bürünmüş şekliyle işte şu aşamaya geldik, şu mesafeyi aldık deme şansımız yok ama çalışmalar devam ediyor. Ben de önemsiyorum Pertek Köprüsü ve Pertek Köprüsü'nü sadece ekonomik bir değer olarak da ben değerlendirmiyorum doğrusu. Sosyal bir proje olarak da aynı zamanda görüyorum. İnşallah Türkiye'nin çözüm süreciyle birlikte kat edeceği mesafe sonrasında Karadeniz ve Doğu Anadolu işte bu güzergahı birleştirecek bir barış projesi olarak, sosyal bir proje olarak da değerlendiriyor. Şimdi Hüseyin Kaman isimli izleyicimizin bir sorusu var. Biraz aslında özel bir konu. Van Erciş depreminde ablası vefat etmiş. Öyle anladım ben sorudan. Diyor ki Van Erciş depreminde vefat eden, orada öğretmenlik yapan ablam için Sayın Başbakanımızın bahsettiği maaş annesine hala bağlanmadı. Böyle bir şey var mıydı? Önce bunu sorayım. Yani Sayın Başbakan böyle bir şeyden bahsetti mi? Hiç bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum doğrusu. Bir başka. Ama şöyle yapalım. Bu arkadaşımız Bimer'i, bakın Bimer çok iyi çalışıyor. Bunu herkes biliyor ve bu hakkı teslim ediyor. Başbakanlıktaki bu merkez. Bu kardeşimiz bunu hemen Bimer'e yazarsa Bimer'de kesinlikle bununla ilgili olarak kendisine kısa zamanda dönüş yapılacaktır ve somut adımlar atılacaktır. Hüseyin Bey'in sorusunun devamı da şöyle, şehitlik belgesini de alamadık diyor. Bugüne kadar yaptığımız müracaatlardan herhangi bir olumlu sonuç alamadık. Ne yapmamız gerekir? Şehrimizde herhangi bir park, cadde vesaire ismi verilebilir mi diye de eklemiş. Bu bunlar, daha sonra belki hani konuşulabilecek şeyler ama maaş konusunda ailesine öyle bir maaş bağlanabilir mi? Bunu Bimer'den mi? Teknik olarak Bimer'den mi araştırması gerekir? Bu problemi Bimer'e iletirse Bimer üzerinden hemen bir kendisine cevap gelecektir. Tabii kısa zamanda dönüş sağlanır ve yapılacak şey varsa o konuda kendilerine işte ikmal etmesi gereken belgelerle ilgili yol ve yöntem gösterilir. Serdar Yanılmaz diyor ki Sayın Vekilim Gazi Caddesi park edilmesine kapatıldı. Araçların parkına kapatıldı. Güzel oldu ama yerine sürücülere alternatif park yeri gösterilmedi. Elazığ'da çok ciddi bir park sorunu var demiş. Ben de kabul ediyorum. Mesela park sorunu demin konuştuk ya. Şimdi muhalefet de eğer bunu söylüyorsa evet ben de Elazığ'da ciddi bir park sorunu olduğunu düşünüyorum. Çözülmesi gereken önemli bir problem olarak görüyorum park sorunu doğrusu. Gazi Caddesi'nde evet. Çok kısa süreli herhalde bir 15 dakikalık geçici parklara izin veriliyor. Ama onun ötesinde alışkanlık vatandaşımız biraz da zaruret tahtında 15 sürelik dakikalık süreyi de aşıyor muhtemelen. Hoş olmayan görüntüler de çıkıyor. Zaten bir kısmı daraltılmış. Ben evet tam da bu noktada evet Elazığ'da ciddi bir park sorunu olduğunu biliyorum. Ve bununla ilgili olarak yapılması gereken çalışmaların süratle yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve bununla ilgili somut bir şey de söylemiş olayım. Sayın Valim'le geçen konuştuk. Sayın Valim bizimle de bunu istişare etti.
çok kısa zamanda konuşmamızın girizgahında başında ifade ettiğimiz bir husus vardı. Trafik akışını sağlamak ve park problemini çözmek için bir uzman heyetin, hatta çok bu konuda ehliyetli heyetin kısa zamanda Elazığ'a gelmesi ve çalışmaları yapması için bir mutabakat da sağlandı. Hı-hı. İnşallah kısa zamanda bu gerçekleşir diye evet. düşünüyorum. Serdar Bey devamında bir şey daha söylemişti. Neyse ki öyle olmadı. Şimdi bu belediyenin inisiyatifinde diyeceksiniz ama Sayın Belediye Başkanı konuk olmuyor ki ona soralım demiş. Bu konuda siz de hemfikirsiniz izleyicimizle. Böyle bir problemin olduğunu söylüyorsunuz. İnşallah Sayın Başkanımız Selmanoğlu da bir gün teşrif ederlerse niye almayalım programı? Biz almıyor değiliz. Kesinlikle biz de görmek isteriz kendisini izleyicimize. Evet. Bu açıklamayı yapmış olalım. Bir başka soru Fatih Bozkurt'tan geliyor. Ben basketbol antrenörüyüm diyor. Sayın vekilim spor salonu yokken olanı da yıkmak Elazığ'daki sporcu ve antrenörleri ve sporu ne kadar dikkate aldığınızı gösteriyor bence demiş. Sizin gözünüzde spor futboldan mı ibarettir diye bir eleştiri getirmiş. Öyle değildir mutlaka. Ama Ahmet Haytar yıkıldı. Gerçekten de alternatifi mevcut olmadan yıkıldı. Hani yapılıp ya da en azından bir inşaatı başlayıp sonra yıkılsaydı daha iyi olmaz mıydı diye insanın aklına geliyor. Evet. Şimdi buna insaf demek lazım. Bu izleyicimizin bu tespihine insaf demek lazım. Bir defa ben asla sporu futboldan ibaret gören bir insan değilim. Kendim ta çocuk yaşlardan itibaren Elazığ bölge takımında masa tenisi takımında masa tenisi oynadım, atletizm yaptım. Ve başka spor dallarıyla basketbolda dahil olmak üzere uğraştım. Basketbolda çok önemseyen bir arkadaşımızın bir defa bu tespit asla doğru değil. Arkadaşımızın inanılmaz derecede atladığı çok önemli bir şey var. Bir defa Ahmet Aytar kapalı spor salonu deprem dayanıklı açısından ciddi problem oluşan bir yerde yıkılması gerekiyordu. Bir ikincisi Ahmet Aytar kapalı spor salonu büyüyen gelişen Elazığ'ın ortasında garabet ve kazulet bir yıkıntı olarak duruyordu. Evet ben bunun yıkılmasında çok ciddi gayret ve çaba gösterdim. Evet ben bunun yıkılmasını şahsi kefaletimi ortaya koydum. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün yani bu arkadaşımız dışında... izleyicimiz niye yıkıldı demiyor. Alternatifi oluşturulsaydı şey sonra yıkılsaydı daha iyi olmaz mıydı diye soruyor. Bu arkadaşımızın dediğinden kalsındı. Yapısı öyle değil. Bununla ilgili olarak sözleşmeyi... Elazığ'da şu an Ahmet Aytar'ın yükünü kaldıracak bir başka salon var değil mi? Biliyorsun, Abdullah onu söyleyelim. Yani onu hatırlatırsak izleyicimizin de işi rahat eder belki. Arkadaşımızın bunu bilmiyor olmaması da bir eksiklik. Şu anda Abdullah Paşa'da biliyorsunuz orası neredeyse bir spor kompleksi, bir spor vadisi haline geldi. Testler açısından da çok büyük, kompleks, muhteşem bir salon var orada yapıldı. Alternatif orada. Ve buna bağlı olarak da aynı şekilde dediğim gibi şahsi kefaletle de bu anlamda protokolü Sayın Bakanımızla konuşurken ben taahhütte bulunmuştum. Doğukent tarafında belediyemiz tarafından inşa edilecek bir spor salonu olacak bununla ilgili olarak. Ama ömrünü doldurmuş, deprem dayanıklı ilgili problem oluşturan ve kazulet gibi duran ve şu anda şehrin önünü tıkayan bu garip binanın yıkılması gerekir. Evet bu kötülük, bu anlamda kötülükse bu kötülüğü ben yaptım ama bunun kötülük değil şehre iyilik olduğunu herkes görüyor. Ben de öyle inanıyorum. Bu kardeşimizin de ona en azından belki biraz daha düşündükten sonra o noktaya geleceğini düşünüyorum. Peki. Futboldan ibaret asla görmediğim hiç böyle bir beyanım olmadı. Hiç böyle yaklaşımım da olmadı. Ve ben şu anda dediğim gibi masa tenisiyle birlikte masa tenisi ajan arkadaşımız belki takip ediyorsa bilir. Masa tenisinin Elazığ'daki faaliyetlerini birebir takip eden onlara katkı sağlamaya çalışan bir insanım. Tenis kulübüyle ilgili olarak Bahsi Gülcü hocam da takip ediyorsa o da biliyordur. Tenis kulübüyle ilgili yoğun temasları olan bir insanım. Dolayısıyla da bu konuda bu tespit haksız bir tespit oldu. Doğru bir tespit olmaz. Hiç öyle bir beyanım da olmadı ama Ahmet Aytar kapalı spor salonu tekraren söylüyorum. Alternatifi oluşturmadan yıkılmamaydı. Kesinlikle doğru değil. O yıkılmalıydı, ömrünü doldurmuştu. Ama bizim beklentimiz ve temennimiz belediyemiz taahhüt ettiği noktada Doğukent'te bir an önce bunu yapsın ve hayata geçsin. Ben de bunun takipçisi olacağım. Bunu buradan söylemiş olayım. Bir başka soru Özkan İhlas isimli izleyicimizden. Elazığ 1. derece deprem bölgesi ama dönüşüm çalışmaları başladıysa bile ki kaplumbağa hızıyla ilerliyor demiş. Kayseri deprem bölgesi değil ancak 2 binadan biri kentsel dönüşümle yenileniyor. Bu ne yaman çelişki sayın vekilim diye sormuş. Kentsel dönüşüm gerçekten Elazığ'da
beklentilerin dışında gelişiyor biraz. Yani beklenti belki hızlı bir şekilde Elazığ'da bu dönüşümün başlamasıydı ama çok da öyle olmadı. Türkiye genelinde bilmiyorum. Kayseri'de gerçekten öyle midir? Ben görmedim Kayseri'yi. Evet. Onu bilemiyorum. Türkiye'nin bir başka yerinde daha hızlı mıdır ya da deprem bölgesi olmadığı halde kentsel dönüşümle yenileniyor mudur? Bunu Kayseri'yi gören vatandaşlar biliyordur mutlaka ama Elazığ'da sizce de yavaş mı ilerliyor? Evet, ben Elazığ'da yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili bu gerçekliği ona itiraz etmiyorum. Doğru. Daha sağlıklı ve daha hızlı yürümesi gerekiyor bunun. Bununla ilgili geçen hafta başkanımıza da sorduk. Dedim ki kentsel dönüşümle ilgili ne durumdayız? Elazığspor'un kupa maçı vardı. Ankara Demirspor'un kupa maçını izlerken bunu özellikle sordum ben. Zarfan'la ilgili kentsel dönüşüm dosyasının hazırlandığını ve yeniden bakanlığa gönderildiğini başkan bana ifade etti. Ve ben biraz da hem ilgili olduğum için hem de sorumluluğumuz gereği de bunu ben de takip ediyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle de çok sık temas ediyorum. Bildiğiniz gibi Karşıyaka Mahallesi'nde var, Salıbaba Mahallesi'nde var. Eski Yığınki, şimdiki Aksaray olarak bildiğimiz yerde var. Kızılay'da var, eski Kestik'tir. Oralarda kentsel dönüşümle ilgili proje taslak çalışmaları devam ediyor. Şu anda biliyorsunuz Cumhuriyet Mahallesi dediğimiz eski Bahçelievler Mahallesi olarak bilinen yerde afet evleri olarak tabir edilen ama vatandaşın böyle bildiği yerde Bakanlar Kurulu onayından çıktı biliyorsunuz kentsel dönüşüm ilgili. Önemli bir proje olacak o. İnşallah oradaki proje kısa zamanda hayata geçer, pilot proje olarak uygulanır. Vatandaşlar da bundan iyi örnek alırlar. Süreç hızlanır diye düşünüyorum ama evet ben kabul ediyorum. Kentsel dönüşümle ilgili çok hızlı gitmiyoruz. Bu da bir eleştiriye eyvallah. Evet, evet demek anlamında. Şimdi, ama önemsiyoruz. Kentsel dönüşüm anlamında Elazığ kentsel dönüşümü hızla yapabilecek potansiyele sahip. Aslında çok da imkana sahip bununla ilgili. Belediye başkanımız ve yetkililerimiz de en azından bu çağrımızı, bu talebimizi dikkate alırlar, değerlendirirler diye ümit ediyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürü arkadaşımız, ekipler de bununla ilgili olarak çalışmalarını yapıyorlar. Ben onlarla doğrusu birebir de takip ediyorum, onu da söyleyeyim. Ama istenilen hızda olmadığını da ifade edeyim. Şimdi sorulara verdiğiniz cevaplarla ilgili bir takım karşı şeyler var. Onları ben çok da izleyicilerimize de rica ediyorum. Böyle ikili sürekli aynı kişilerin sorusu, sorunun ardından aldıkları cevaba itirazları olursa programı çok götüremeyiz. Yani bazılarını atlıyorum, sormadan geçiyorum. Çünkü daha önce benzer bir şeyi sormuş oluyorum. Ya da Sayın Vekilimin verdiği cevaba istinaden siz tekrar fikrinizi söylemişsiniz. Bu kısır döngüye girersek programı kısır döngü içerisine götürmek durumunda kalırız ki isteyeceğim en son şeydir. O yüzden bazılarını atlıyorum. Lütfen anlayışlı davranın. Muhammed Karlı mesela demiş ki ben muhalefet partiliyim. Hani dosya meselesini söyleyen, muhalefetin dosyalarından bahseden arkadaşımız. AK Partili de değilim demiş. Kendini savunmuş, o yüzden okuyorum bunu. Elazığ sevdalısı, muhalefetin sorun dosyası size yön veririm derken de bu araştırmalardan Elazığ nasıl faydalanır diye merak ettiğim için sorum şeklinde bir açıklama yapmış. Yo, doğru, arkadaşıma bir şey demiyorum. Ben yani yanlış anlaşıldığını düşünerek tekrar bir açıklama yapmak istiyorum. Somut olarak hissetmiş. Söylenirse ona cevap verebilirim, onu söyledim. Yoksa arkadaşımızın muhalefet tarafında da olabilir, saygı duyarız ona. Sonuçta biz AK Parti'nin Türkiye'de ortaya koyduğu bir gerçek. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Bize oy versin vermesin. Bütün herkesin partisiyiz. Bizim gibi düşünen düşünmeyen insanların da teminatıyız. Bizim farkımız yok. Onun için arkadaşımıza ben zaten yanlış anlamadım. Somut olarak söylemiş olsaydı onu belki cevaplayabilirdim. O anlamda söyledim. Anladım. Az önceki yine antrenör arkadaşımız Fatih Bozkurt, Abdullah Paşa'daki salonda yarım saatlik antrenman saati alana çeyrek altın takıyorlar diye bir şeyde bulmuş. Bilmiyorum ne demek istemiş. Yani acaba saat almakta mı zorlanıyorlar? Devamında da Türkiye'nin her yerinde spor salonu şehrin merkezindedir. Şehrin merkezindeki salonda masa tenisinin kantinin sandalyeleri kaldırılarak oynanıyordu. Bunu da bilginize sunuyorum diye eklemiş, bir eksikliği gündeme getirmeye çalışmış. Şimdi sorulara başlarken en başta söylediğim bir şey vardı. Bunu biraz sona bırakacağım. Çünkü Elazığ meseleleri bittikten sonra bunu biraz uzun uzadıya konuşmak istiyorum demiştim. İzleyicilerimiz tahmin ediyorum artık soru gönderilme saatinin de bitmeye yaklaştığını hatırlıyorlardır. Lütfen bundan sonraki soruları soramayabilirim. Eğer gönderecekseniz onu dikkate alarak gönderin, yetiştiremeyebilirim. Çünkü Türkiye'nin de çok merak ettiği, Elazığ'ın da merak ettiği demokratikleşme paketini hem
hukukçu bir insan olduğunuz için, hem de Elazığ milletvekili olduğunuz için, iktidar milletvekili olduğunuz için size sormak istiyorum. Eleştirileri biliyorsunuz. Demokratikleşme paketi BDP'nin, PKK'nın isteği midir? Çözüm sürecinin bir parçası mıdır? Onların talebiyle mi hazırlanmıştır? İçeriğini belli bir ekibin dışında hiç kimse bilmiyor. Niye 30'una kadar bekleniyor, açıklanmıyor, İmralı'nın onayı mı alıyor? Bunları hep duyuyorsunuz. Gerek muhalefetin eleştirileri, gerekse bazı işte köşe yazarlarının, bazı televizyon kanallarının eleştirileri olarak sizler de duyuyorsunuz. Gerçekten nedir bu demokratikleşme paketi? Denildiği gibi, iddia edildiği gibi iktidar milletvekilleri dahi bilmiyor mu paketin içeriğinde neler olduğunu? Şimdi bir defa şunu görmek lazım. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiği zaman 2002 3 Kasım'da iktidara geldiği zaman Türkiye'nin yaklaşık 30 yılına mal olan işte 25 ile 30 yıl arasındaki bir sürece mal olan, maddi ve manevi ağır tahribata mal olan ve Türkiye'nin önünde en büyük problem olarak duran bir problem vardı. Terör problemi, şiddet problemi, işte PKK hadisesi ve Kürt sorunu diye bildiğimiz sorun. Hangi tarafından bakarsanız bakın. Bu sorunu biz üretmedik. Ve biz bu sorunu görmezden gelme yerine, daha evvel yapılan şekliyle sadece güvenlik anlayışı içerisinde işte dişe diş, kora kor silahlı bir mücadeleye karşı güvenlik kaygısıyla, askeri tedbirlerle çözmeyi düşünmedik doğrusu. Biz terör meselesini terör meselesi olarak değerlendirdik. Terör ve şiddetin Türkiye'ye yaşattığı ağır tahribatın maliyetini ortaya çıkardık ve bunu da deklar ettik. Hatırlarsan sizinle olan müzakerelerimizde de ifade etmiştik. Ölçülebilir ve yaklaşık değerlerle terörün ve terör şiddet sarmalının Türkiye'ye 400 milyar dolar civarında bir ağır bedelinin olduğunu, aynı zamanda maddi şeyden ziyade evvel emirde birinci olarak da şehitlerimizi hatırladık. Şehitlerimiz var, annelerin gözyaşları var, acılar var, ağıtlar var. Bir taraftan da işte canlar gidiyor. Dolayısıyla da hem şehitlerimiz var, canlar gidiyor, bir taraftan da insanlar hayatını kaybediyor. Bir taraftan da maddi cephesi var. Biz bu problemi evet çözmek durumundayız diye düşündük. Çünkü bizim AK Parti olarak başladığımızda parti programında taahhütlerimiz vardı bu millete. O taahhütlerimiz bağlamında bakın çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Bu tartışmalara giren herkesin Allah rızası için şunu görmesi lazım. Lütfen AK Parti'nin programını açıp bir okusunlar. AK Parti'nin programında bugün bizim terör ve şiddetin sona erdirilmesiyle ilgili attığımız adımların orada yer aldığını görecekler. Bizim seçim programlarımızda, seçim beyannamelerimizde bunun yer aldığını görecekler. Hiçbiri ama hiçbiri AK Parti'nin başlangıçta ifade etmiş olduğu esaslara, programa, tüzüğüne, seçim beyannamelerine aykırı değildir. Hiçbirini sonradan biz ortaya koymadık. Evet biz kendimizi geliştirdik. Bir taraftan olay anlamaya çalışırken olayın çok yönlü olay olduğunu fark edince ona göre tedbirler almaya çalıştık. Ve bizim yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'de kanın, gözyaşının ve acının bitmesi için yapılması gerekenleri yapmak ve adımlar atmaktır. Olaya yaklaşımımız bu. Bir defa bunu görmek lazım. Ve biz bu meselede temel hak ve özgürlükler, demokratik açılım, demokrasi standartlarının yükseltilmesiyle ilgili olarak da atılması gereken adımlar olduğunu biliyoruz. Evet, bu millet sivil anayasayı hak ediyor ve bekliyor. Buna bağlı olarak da başka düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ve biz bu konuda yapmamız gereken şeyleri en baştaki programımıza göre, taahhüt ettiğimiz ilkelerimize göre, vaatlerimize göre yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Asla İmralı'nın, asla Kandil'in, asla başkasının taahhütleri, yaklaşımları ve telkinlerine muhtaç değiliz. Böyle bir şeyi de asla doğru bulmayız. Sayın Başbakanımızın ifade ettiği ve bizim de sıklıkla ifade ettiğimiz bir şey var. Çok samimi olarak söylüyorum. Biz milletin değerlerine rağmen, milletin değerlerine aykırı hiçbir şeyi yapmayız, hiçbir işin tarafı olmayız. Ve bu sebeple de biz terör ve şiddetle mücadele ederken, çözüm paketini de hazırlarken biz şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatıralarına, onların manevi hatıralarına, onların hukukuna zarar verecek, onları incitecek asla bir işin tarafı olmayız. Bu işi pazarlık konusu yapmayız, müzakere konusu yapmayız. Yaklaşımımız bu, çok açık. Bu sebeple de biz bitmesi gereken bir terör ve şiddet olduğunu görüyoruz. Acıların bitmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da modern bir hukuk devleti olarak atmamız gereken adımlar atıyoruz. Dolayısıyla da mutlaka bir paket olmalıydı bana göre. İşte adımlar atıldı, reformlar hayata geçirildi biliyorsunuz, uygulandı. Ama bununla ilgili tamamlayıcı manada
adımlarının atılması gerekiyordu. Yaptığımız budur. Sayın Başbakanımız inşallah bunu yarın açıklayacak. Yarın açıkladığında pakette olanları daha net olarak görme imkanı bulacağız. Şimdi bununla ilgili işte ana dilde eğitimden şundan bundan bahsediyorlar. İşi biraz da sabote etmeye çalışıyorlar. Başka birçok şey söylüyorlar. Ben bizim bu konuda özellikle Türkiye coğrafyasında AK Parti olarak vazgeçemeyeceğimiz şeyler var. Sayın Başbakanımız bunu ifade etti. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak. Bununla ilgili olarak defalarca söyledik. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bu kırmızı çizgilerimizden asla vazgeçecek değiliz. Ve milletin değerlerine tekrar tekrar söylüyorum. Şehitlerin aziz hatırlarına, maneviyatlarına aykırı onları incitecek asla bir şey yapmayız. Bunların herkesin emin olması gerekir. Zaten yarın bununla ilgili Başbakanımız paketi açıkladığında bunları birlikte göreceğiz. Onun üzerinden biz Allah izin verirse yeniden geldiğimizde sizlerle pakette açıklanan meselelerle ilgili kritikler. Peki yani içerini bilmediğimiz bir şey üzerine çok da konuşmamız doğru değil. Şimdi Sayın Başbakan yani, açıklar. O zaman Sayın Başbakan açıkladığında bizimle birlikte sizler de öğreneceksiniz ne olduğunu. Üzerine tekrar konuşacağız. Öyle. Elbette bununla ilgili biz şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'la bir araya gelişlerimizde yaptığımız müzakerelerde Sayın Başbakanımıza görüşlerimizi ifade ettik. Ben şahsen milletvekili olarak da arkadaşlarımla birlikte Sayın Başbakanıma görüşlerimizi ifade ettik. Ve yine biliyorsunuz Akil İnsanlar heyetinin yaptığı çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlar rapor haline getirildi ve bu raporlar Sayın Başbakan'a teslim edildi. Şu doğru olmaz. Başbakan'a haksızlık olur. Sanki Sayın Başbakan hiç kimseyle görüşmeden, hiç kimseyle müzakere etmeden, hiç kimsenin görüşünü almadan bu konuda bir paket hazırlıyor ve bunu açıklıyor. Asla doğru değil bu. Dediğim gibi de bütün herkesin gözünde cereyan eden bir Akil İnsanlar heyeti ve çalışmalar oldu. Bu insanlar eksik yedik, fazla iyi kötü kendilerine göre çok ciddi çalışmalar yaptılar. Her bölgede bir ekip çalıştı, insanlarla temas ettiler, sivil toplum örgütleriyle görüştüler, insanların görüşlerini aldılar. Ve insanlara giderken Türk, Kürt, Laz, Alevi, Çerkez, Boşnak ayrımı yapmadılar. Herkesle temas ettiler. Ciddi analizler yaptılar ve onların hazırlamış oldukları rapor Sayın Başbakan'a biliyorsunuz heyet tarafından takdim edildi, sunuldu. Bu raporu Sayın Başbakanımız inceledi. Görüşmelerini yaptı, müzakerelerine devam etti, STK'larla bunu görüştü. Ve bununla ilgili olarak biliyorsunuz biz diğer muhalefet partilerine görüşlerini aldık. Onların da bu konuda bu işe destek vermelerini söyledik ama bildiğiniz gibi özellikle muhalefet partileri hiç haklı olmayan, makul olmayan gerekçelerle bu konuda o işi kapattılar, o işin önünü kapattılar. Biz de yapmamız gereken şeyleri yaptık, müzakerelerimizi tamamladık. Görüşleri ve izlenimleri aldık. Vatandaşın ne istediğini anlamaya çalıştık. Raporlarla bunu ortaya koyduk ve Sayın Başbakanımız bütün bu işte bilhassanın içerisinde yani tedirginlik muhalefetin eleştirisi de o yönde. Gerçekten vatandaşın ne istediği mi yoksa BDP'nin Kandil'in İmralı'nın ne istediği mi diye bir endişe var. Ve Türkiye'yi 30 Eylül'den sonra çok karanlık günler bekliyor diye açıklamalar yapanlar var biliyorsunuz. Elbette muhalefet bunu söyleyebilir. Muhalefet hani son günlerdeki gelişmeler de düşünüldüğünde işte Kandil'den yapılan tehditvari açıklamalar birbiri ardına gelen hükümet, iktidar verdiği sözleri tutmadı, bu çözüm sürecinde atması gereken adımları atmadı şeklinde tehdide varan şeyler olunca bilmiyorum vatandaşın da büyük bir kesiminin aklına bir takım soru işaretleri, bir takım endişeler geliyor. Yani vatandaş endişelenmekte çok haklı, çok hassas bir konu çünkü. Şimdi vatandaşın yani, şöyle söyleyeyim, bakın burada bir ince çizgi var. Vatandaş bu endişeyi de atlamamak lazım. Şöyle, vatandaşın endişelerini biz dikkate değer buluruz. Ama buradan şunu ifade ediyorum. Biz asla Kandil'i muhatap almayız. Biz asla İmralı'yı bu anlamda yani onların taleplerini dikkate alarak bir paket hazırlayacağız olmayız olmadık. Sayın Başbakanımız herkesi dinliyor ve dinledi. Herkesi dinliyor, herkes konuşuyor. Biz muhalefet partilerine biliyorsunuz bu konuda adım attık gittik ama muhalefet partileri bunun önünü kestiler. Asla bu işi müzakere etmeyiz dediler. Şimdi muhalefet partisi, ana muhalefet partisi öyle, diğer muhalefet partileri de öyle. Bu işle ilgili olarak hiçbir katkı sağlamadılar, hiçbir müzakerenin tarafı olmadılar. Ondan sonra da bununla ilgili olarak bir taraftan korku ve tedirginlik yaymaya çalışıyorlar. Bu asla doğru değil. Bu millete iyilik değil bir defa. Muhalefet partilerinin bunu yapmaya asla hakları yok. Tekrar söylüyorum, biz Kandil'in ya da İmralı'nın bu konudaki talepleri üzerinden asla müzakere yapar ve asla onları haklı bulan bir anlayış içerisinde olmadık olmayız da. Görmeniz gereken şey şu. Ali Bey bakın daha evvelden de konuştuk. Ne Kandil tek parça bir yapı ne BDP tek parça bir yapı örgüt. Kandil dediğinizde homojen
bir yapı değil, heterojen bir yapı. Aynı şekilde diğer tarafta öyle. Olayı böyle görmek lazım. Onlar içerisinde de çok değişik akımlar var, kanatlar var. Ve bu terör örgütü Türkiye'ye çok büyük acılar yaşattı. Şimdi şunu Kandil söyleyebilir miyiz? Konusunda bilmiyorum. Heterojen derken çok neyi kastettiniz ben şimdi, anlayamadım. Bilmiyorum vatandaşlar anladı mı? Şimdi yani, analiz yapan insanlarsınız. Bunu görüyorsunuz. Kandil dediğiniz, yani PKK terör örgütünün içerisinde farklı kanatları taşıyan, farklı eğilimde olan grupların olduğunu herkes yazıp çiziyor, söyleniyor ya, bunlar. İşin doğrusu bu çok da vatandaş ilgilendiren bir ama konu değil. Terörist mi değil mi? Hayır, şu anlamda önemli. Ama bakın, bunun ayrımı şey, yani Kandil ama öyle bir şey söylüyorsunuz terör örgütü. Ki bakın. Evet, terör örgütü, PKK terör örgütüdür, hiç tereddütsüz terör örgütüdür. Bizim nazarımız öyledir ve yaklaşımımız öyledir. Ama ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki Kandil işte bir takım açıklamalarda bulundu. Sanki Kandil'in yapmış olduğu açıklamaları gerçek ve sahici açıklamalar kabul edip bunun üzerinden vatandaşın tedirginliğini haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Ama bu doğru değil, haksız bir tespit olur. Ben de diyorum ki Kandil dediğiniz bizce PKK bir terör örgütüdür. Bu açıktır. PKK terör örgütü bu ülkeye büyük acılar yaşatmıştır. Dolayısıyla da o terör örgütünün Kandil'in yapmış olduğu açıklamalar asla sahici açıklamalar değildir. Kendi pozisyonlarını ve duruşlarını insanlar nezdinde haklı kılmak üzere yaptıkları açıklamalardır. Milletin kafasını ve zihnini karıştırmaya yönelik yapılan açıklamalardır. Eğer böyle kabul etmezsek o zaman çok yanlış bir noktaya gitmiş oluruz. Dolayısıyla siz bu mevcut durumu analiz ederken Kandil'in yaptığı açıklamalar üzerinden değil. Sayın Başbakanımızın, hükümetin yaptığı, vatandaşın Kandil'in yaptığı açıklamalara Türkiye'nin verdiği tepki ya da verdiği cevap bakımından aslında kastetmediğinizi biliyorum da şöyle düşünmemiz yani gerekir. Kandil işte diyor ki hükümet bu konuda sözler verdi, sözden tutmadı. Şimdi bu böyle bir şey olabilir. Yani Kandil'in terör örgütünün yapmış olduğu açıklamaları biz dikkate almayız. Dikkate değer bulmayız. İnceleriz, analizini yaparız. Ama onların yapmış olduğu açıklamalar üzerinden onlar böyle dedi. Keşke bir hükümet yetkilisi çıkıp deseydi ki Kandil'in bizim ne Kandil'e verdiğimiz bir söz vardır ne böyle bir şey vardır. Bunu Kandil'le pazarlık konusu yapmayız. Terörün bitmesi noktasında biz kayıtsız şartsız şartlarımızı ortaya koyduk. Kandil de buna uymak zorundadır. BDP de buna uymak zorundadır gibi bir açıklama elbette, vatandaşı belki olmaz rahatlatacaktır. Olmaz mı? Sayın Başbakanımız ilgili başbakan yardımcısı bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Biz asla onların ileri sürmüş olduğu bağlayıcı şeylerin gerçeklikle bilgisi olmadığını defalarca söyledik. Bir defa daha ifade etmiş olalım. Sayın Başbakanımız defalarca söyledi. Biz şartlar ne olursa olsun, hatırlayın Başbakanımız Kopenhag kriterleriyle ilgili olarak bir tespit yapmıştı. Kopenhag kriterleri Ankara kriterlerini çeviririz demiştik. Ve biz de diyoruz ki terör ve şiddetin sona erdirilmesiyle ilgili olarak Sayın Başbakan, AK Parti hükümeti ve biz çok kararlıyız. Bu millete daha fazla acı yaşatmak istemiyoruz. Bu milletin daha fazla acı çekmesini istemiyoruz. Maddi ve manevi acı çekmesini istemiyoruz. Onun için yapmamız gereken şeyleri biz kendi cephemizden yapıyoruz. Atmamız gereken adımları atıyoruz. Bunları yaparken de milletin maslahatını gözetiriz. Vatandaşın, halkın taleplerini dikkate alırız. Biz çünkü o vekaleti aldık. O vekaleti de namusumuz gibi koruyoruz. Bunun gereğini yapıyoruz. Bu sebeple de biz attığımız adımlar, açıklayacağımız çözüm paketi ve çözüm süreci ilgili adımları kendi sorumluluk alanımızda değerlendiririz. Kandil'in ne dediği, İmralı'nın ne dediği asla tamam. Bizi bağlamaz. Süremizin sonuna geliyoruz. Dolayısıyla o yüzden bu konuyu da toparlamak istiyorum. Elbette toparlıyorum. Vatandaşın, milletin taleplerini aykırı iş yapmayacağımızı herkesin bir daha bilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili son bir sorum olacak. Cevap verir misiniz bilmiyorum. Hani açıklanacak paketle ilgili çok bilgi sahibi değiliz. Sayın Başbakan açıkladığında bu sizlerle birlikte bizim merakımız giderilecek. Çok açık. Şimdi bakın ama demin ifade ettim. Biz şunu sormak istiyorum. Süreç içerisinde Sayın Başbakanımız herkesle müzakere etti. Değerlendirmelerini yaptı. STK'larla görüştü. Kesinlikle. Yani tek başına aldığı bir karar, tek başına oluşturduğu bir paket elbette değil mi? Elbette. Ama açıkladığı zaman hani şöyle bir varsayımda bulunalım. Diyelim ki dediniz ya işte ana dilde eğitim vesaire şeylerle sabote edilmeye çalışılıyor. Evet. Bu süreç ya da bu demokratikleşme paketinin açıklanması. O paket içerisinde hani böyle rahatsız edici bir şeyler ola ki olursa hani olmaz da bir varsayım üzerine konuşuyoruz. Ne bileyim ana dilde eğitimle ilgili. Ne bileyim işte PKK'nın, BDP'nin, Kandil'in talep ettiği şeylerle ilgili yani sizin de rahatsız olacağınız bir şey olursa buna nasıl bir tepki verirsiniz? Yani şimdi varsayım üzerine doğru değil. Konuşmam diyeceksiniz. Siyaset reel politik üzerinden yürüyen bir şeydir. Gerçeklikler üzerinden yürür, varsayımlar üzerine yürür. Doğru da olmaz. Siyasal sorumluluk anlayışımız itibariyle bu doğru olmaz. Allah izin verse yarın Sayın Başbakanımız bunu açıklasın. Biz sadece bu hafta burada değiliz biliyorsunuz.
Her hafta buradayız. En geç 15 günde bir, Sayın Başbakanımızın talimatı öyledir. Biz de severek ve isteyerek koşup geliyoruz. En geç 15 günde bir, en azından 3 gün burada kalıyoruz. Paket açıklandıktan sonra burada memnuniyetle sizinle birlikte yeniden bu meseleyi müzakere ederiz ve samimi görüşlerimizi paylaşırız. Peki. Program bitirmek durumundayım ama iki tane izleyici sorumuz var Elazığ'la ilgili. Birer cümleyle cevap vermenizi rica edeceğim. Mustafa Kenan diyor ki kapatılan belde belediyelerinin kapatılmaması gibi bir konu gündeme geldi. Yanılmıyorsam Nevşehir bu konuda dava açtı. Örnek teşkil edip Elazığ'da da beldelerin kapatılmaması mümkün olur mu? Mümkün müdür? Böyle bir davanın sonucunu ben bilmiyorum. Nevşehir'de açılan bir dava olduğunu ben de duydum ama. İlk defa bundan duyuyorum ama şunu çok basına yansıdı. Nevşehir'de 20'nin üzerinde belde belediyesi kapatılıyor. Turizm bölgesi olduğu için kapatılmaması konusunda dava açıldı ama nasıl sonuçlandı? O konuda bilgim olmadığı için açıklayamıyorum. Çok açık ve samimi söylüyorum. Sayın Başbakanımız bu konuda kararlı. Biz de kararlıyız. Bakın öyle yerler var ki devletin, milletin sırtında yüktür. Yani belde olarak kalması devamı yüktür. Her yönden yüktür. O yüzden kapatılmaması gibi bir şey söz konusu değil diyorsunuz. Yani içi boş, sürekli kamu kaynağına aktarmak suretiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Bu eziyete gerek yok. Ne oradaki insanlar eziyet etmeye gerek var ne başkasına. Peki. Ama izin verirseniz şeyi kapatmadan ben Elazığ'la ilgili çok özel bir paylaşımı sizin aracınıza yapmak bir istiyorum. Bir soru daha var onu da sorayım ona da bir cümleyle Aynen. cevap verin lütfen ondan sonra. Ali Kara diyor ki Hicret Mahallesi'ne ne zaman doğalgaz gelecek? Böyle bir doğalgaz firmasıyla sizin görüştüğünüzü biliyorum bugün o yüzden evet, soruyorum. Var mı bir gelişme? Doğalgaz müdürü arkadaşımızdan bugün aldığım bilgiye göre somut bilgiler alıp ona göre her programdan önce geliyorum hazırlığımı yapıyorum. Abdullah Paşa Mahallesi, Sürsürü Mahallesi, Uluket Mahallesi ve Doğukent Mahallesi'nde şu anda 6 ekip çalışma yapıyor. Ayın 3'ünden sonra bir ekip daha dahil edilecek ve biraz daha alan genişletilecek. Kış şartları bastırmadan çalışma şartları devam edinceye kadar var imkanı varken ekip sayısı artırmak şekilde devam ediyor. Elazığ'da toplam mesken ve iş yeri sayısı abone esas olmak üzere 105 bin civarında. Son aldığımız rakamlar abonelikte 72 bine ulaşılmış bu sevindirici bir rakam. Kullanıcı sayısı da yaklaşık 55 bin civarındadır. Bunu da daha fazla artmasını arzu ediyoruz. Ama arkadaşlarımız da gayret ediyorlar, çaba gösteriyorlar. Biz de doğrusu onları çok fazla taciz ediyoruz. Taciz etmeye de devam edeceğiz. Tacizi iş anlamında. Yani daha fazla Anlıyorum. İş etmeleri için. Kesinlikle. Ve bu konuda şehir adına, sorumluluğumuz adına bunu yapmaya devam edeceğiz. Bilsinler ki arkadaşlarımız, ben de diğer... O zaman Hicret Mahallesi'ne de mümkün olan en kısa sürede doğal gaz gidecektir ama diye ama iş programını planlı şirketin kendisi yaptığı için o iş planı programına göre hangi tarihte oraya gidilir o konuda bir şey söyleme imkanımız yok. Şununla kapatmış olalım. Bu şehir güzellikleri hak ediyor. Ve şehrin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaları da takip ediyoruz. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 4-5 ay önce Malatya'da yaptığı bir bölge toplantısı vardı. Elazığ'ın maden potansiyelinin değerlendirmesi bir toplantı. Ve o toplantıya ben milletvekili olarak katılmıştım. Bölgeden de tek milletvekili olarak katılan bendim. Orada Meytan'ın yapmış olduğu potansiyel değerlendirmesinden müthiş bir rapor çıkmıştı. Büyük bir heyecanla onu dinlemiştik ve ardından raporu aldım ben. Gerekli girişimlerimizi yaptık. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri arkadaşımızdan şu anda vekalet eden kıymetli bir hemşerimizdir. Ondan rica ettik. İyi bir uzman ekip çalıştı. Ve bu hafta içerisinde o raporu da bana verdiler. Elazığ'da Sivrice ve Baskil'de özellikle gaz beton olarak bilinen müthiş bir yapı malzemesi biliyorsunuz. Yani bu izolasyonu sağlayan binalarda kullanılan hem hafif olması itibariyle deprem dayanıklı açısından hem de standartın yüksek bir malzeme olması açısından önemli bir yapı malzemesi olan gaz beton açısından Elazığ'ın müthiş bir rezerve sahibi olduğunu tespit ettik. Ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmada bir ön fizibilite çalışmasıydı. Bu rezervin potansiyelin yüksek olduğunu ve yatırım yapılabilir çok önemli bir alan olarak ortaya çıktığını arkadaşlar bana bildirdiler. Ben buradan hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, müteşebbislere çağrıda bulunuyorum. Bununla ilgili hazırlığımızı da Allah izin verirse kısa zamanda yapacağız. Bu ön fizibilite raporuna dayalı başka araştırmaları da eklemek suretiyle Elazığ'da gaz beton dediğimiz bu işte biliyorsunuz markalı olarak da isim zikretmek istemiyorum. Marka vermeyelim evet. Evet. O malzemenin Elazığ'da üretilebilmesi için çok yüksek potansiyel var. Ben ciddi yatırımcıların kısa zamanda buna ilgi göstereceğini biliyorum. Bu hafta içerisinde Elazığ'dan ve Elazığ dışından görüştüğüm iki yatırımcı da bununla ilgilenebileceğini söylemişti. Buna bağlı olarak aynı zamanda cam ve seramik açısından da hem Sivrice hem de Baskil'de önemli rezervlerin olduğunu bu raporla ortaya koymuşlardı. Bunları takip ediyorum. Bunlarla ilgili olarak da zaman zaman bilgilendirme de yapacağız.
Buna bağlı olarak ayrıca yine Fırat Kalkınma Ajansı'nın takip ettiği birkaç proje var. Elazığ'da bir fuar alanı. O projelere artık sadece için, isim olarak geçelim, evet, bitirdik. Fuar alanı ile ilgili, fuar alanı ile ilgili bir Fırat Kalkınma Ajansı'nın hazırlığı var. Baskil civarında Kayısı'ya alternatif oluşturacak Mürdümeri ile ilgili Fırat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çok kıymetli çalışmalar var. Örnek çalışmalar da var. Ayrıca yine DAP, Doğu Anadolu Projesi, hı-hı, kapsamında Silice'deki Hazar Gölü'ndeki biyolojik arıtmanın enerji ihtiyacını karşılayacak ve Keban Baraj Gölü Havzası'ndaki havza temizliğini yapacak tesislerin enerjisini karşılayacak çevrilebilir güneş enerjisi ilgili proje hazırlıkları var. Bunlar önemli. İnşallah hazırlıklar. Ayrıntılarını başka İnşallah bir programda, başka programda konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler, canlı yayınımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.